TV ekranlarından herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol, bereketli bir gün olsun inşallah hepimiz için. Görüyorsunuz yine rengarenk stüdyomuz. Doğal şeylerle çok güzel tariflerimiz var. Kağıt kalemler hazır olsun. Mutfağımızda hummalı çalışma var. Gözlerimize iyi bakacağız. Ne giyeceğiz onu konuşacağız ama ilk konuğumu hemen çağırmadan önce sosyal medya hesaplarımızı arkadaşlarım sizinle paylaşıyorlar. Telefon numaralarımız her daim ekranımızda. 0212 alan koduyla 333 33 70 ve 71'den canlı canlı her türlü sorunuzu bize sorabilirsiniz. İlk konuğum bitki uzmanı, güzellik uzmanı Suna Dumankaya geliyor. Evet, ilk konuğum Suna Dumankaya. Suna abla diyeceğim ben sana çünkü abla normal zaten, hayatta öyle hitap ettiğim için burada da başka türlü hitap etmeye gönlüm razı olmuyor. Nasılsın, iyi misin? Şükür, hamdolsun. Güzel bir programa geldim. Seninle zaten bizim dostluğumuz çok ayrı, çok eski. Hayırlı uğurlu olsun. Amin inşallah. Bol reytingli olsun ki sen zaten başarılısın. Ekrana da çok yakışıyorsun. Çok teşekkür ederim. İnşallah senin güzel hep böyle rast gitsin işlerimiz. Amin inşallah. Evet. Her şeyden önce inşallah insanlara faydalı bir şey olsun değil mi? Amacımız Nilüfer zamanında bu. Evet. Biz de bugün çok faydalı şeyler yapacağız. Tabii Suna abla konuk olunca ta anneanneden gelen evet, değil mi? Evet. O kadim bilgileri bizimle evet, paylaşacak. Gerçekten öyle. Ne yapacağız kadim Suna bilgileri abla bugün? Az sonralarda gördük ama senden de dinleyelim. Bugünkü yaptığım her şey çok yeni. Hı-hı. Hani malzemeler birbirine... İlk kez bizde mi? İlk defa sizde yapıyorum. Süper. İlk defa Nilüfer zamanında. Gerçekten yaza yönelik yaptım. Çünkü herkesin cildi mesela size biz sosyal medyadan duyurduğum zaman geleceğimi hemen gece yazdılar. Suna abla cildim çok kuru, çok yaşlı, çok çatlıyor. Ne yapabilirim? Saçlarım dökülüyor. Ne yapabilirim? Aha, saçlar yok mu? Efendime söyleyeyim peeling, basit ve ucuz bir peeling ne yapabilirim? Böyle güzel bir sürü tariflerimiz var. Evet, genelde var. Çünkü çok agresif saç. Agresif peelingleri yazın yapmıyorlar ama bizim yapacağımız evet, yazın da yapılabilecek yaza bir şey. İstersen şöyle bir başlayayım ben. Hemen başlayalım. Aynen, zamanımızı en iyi şekilde kullanalım. En iyi kullanalım. Şekilde değerlendirelim. Şöyle büyük şeye göreyim ki herkes de görsün buraya ne koyduğumu. Şöyle krema. Kuru ve yaşlı ciltlere. Bazen cildimiz aşırı derecede kuruyor ve susuz kalıyor. Mutlaka su için ama dışarıdan da cildi besleyin. Çok eğer önemli. Cildi beslemezseniz kurur ve çatlar ve kırışır. Şöyle sıvı krema değil mi? Sıvı krema. Ben oradan şeyi alayım. Şöyle bir çorba kaşığı kadar koyuyorum. Biraz kaşık ince olduğu için iki olsun. Efendime söyleyeyim, aynı eşit miktarda hepsi kakao. Kakao. Evet. Evet, kakao ile ilgili belki Suna abla sen de yapacaksındır ama bir uyarıda bulunalım. Bazı insanların kakaoya karşı hassasiyeti olabiliyor. Belki evet, şu bilek içlerinde değil mi? Bir kesinlikle denemek önce gerekiyor. Şöyle yanağınızda deneyin. Kakao aslında en duyarlı cilde bile iyi geliyor. Onu biliyorum. Yine şöyle bir çorba kaşığı kadar da eşit miktarda bal koyuyorum ve ne yapıyorum çok önemli, cilde lifting yapsın diye de bir yumurtanın akını kullanacağım. Ha, sadece akını. Sadece akını kullanacağım. O gerginlik hissini gerçekten botoks etkisi yapıyor. Botoks etkisi yapıyor ve çok da güzel oluyor. Şöyle hemen yumurta akı hem cildin direkt kalsiyum olduğu için de cildi sağlamlaştırıyor. Ne yapıyoruz? Şöyle iyice karıştırıyoruz. Kremsi bir kıvama, kremsi kıvama kadar gelene kadar. Evet. Ve bunu lütfen evdesiniz. Zaten yaz artık askılı elbiseler. Böyle bütün göz çevresi dahil olmak üzere. Hah, göz çevresine sürülebiliyor kadar, şu bölgeye kadar. Hatta artarsa ellerinize aşağılara kadar inebilirsiniz. O kadar faydalı ki yalnız puding biraz gibi oldu. Evet, gerileceksiniz. Sakın fazla göz yani ne derler, kırıştırmayın. Ha, gülmeyin. Tabii. Mimik yapmayın. Çünkü aslında nasıl yaparsanız evet, o şekilde sizi kesinlikle şekillendiriyor değil mi? Evet evet. Bunu böyle üst üste 2-3 kere sürün. Bir 20-25 dakika bekletin. Sonra önce ılık, sonra soğuk suyla yıkayın. Bunu yıkadıktan sonra bir tane de kendinize ait buzlukta mineralli, maden suyu, limonlu bir buzu
yüzünüzde dolaştırın. İstediğiniz davete gidin. Bütün gün ışıl ışıl ve dinamik olacağınızdan emin olun. Evet, özellikle limonlu maden suyu hem gözeneklerin kapanmasına, sıkılaşmasına da faydalı diyebiliyorum. Kesinlikle, doğru mu? Kesinlikle. Hı-hı. Bakın ne güzel oldu. Çok böyle hafif, şöyle hafif eline tabii dokunduracağım ki. Seni. Hı-hı. Şöyle bakın. Kokusu da güzel. Hani cildi de kakao mutlu kokuyor. Ediyor. Bayağı çikolata gibi kokuyor. Gerekirse mesela bir yeni evlenen çiftler vardır. Hı-hı. Az sonra bir peeling yapacağım. O peelingden sonra bütün cilde yayabilirler. Hı hı. O kadar etkili bir şey. Evet, hemen peeling sonrası gözenekler hazır açılmışken çok daha iyi nüfuz edecek şekilde. Hani bir keseden sonra falan inanılmaz etkisini görecekleri bir şeydir. Tabii ki bundan sonra ne yapılması lazım? Cildinize uygun bir nemlendirici mutlaka sürmeniz gerekiyor. Yani evet, bir sürü medikal işlem moda oldu. Hı-hı. Ama ne yaparsanız yapın cildinizin besleyecek. Eskiden böyle şeyler yoktu. Şimdi çok oldu. Herkes birbirine benzedi. Doğru. Biraz dikkat etmek lazım. Yaşınızın iyisi olmak için yumuşak ifadeyle yaşlanmaya. Ne güzel bir söylem. Yaşınızın iyisi. Dikkat edin. Evet. Yaşlanmak kadar güzel bir şey var mı? Yaşlanalım zaten. O yaşı göremeyenler de var. Doğru ama söylüyorsun. Ama hani bir yumuşak ifadeyle yaşlanmak var. Bir de böyle sert ifadeyle. Hı-hı. Onun için mümkün mertebe bakış açınızı pozitif ve iyi tutmaya gayret edin. Evet, aslında her şey ruhta başlıyor. Ruh güzelleşince cilde bile yansıyor. Evet, aynen öyle. Şimdi yazın su kaybı değil mi? Kuruluk. Evet. Ne oluyor? Bakın şimdiden başladık terlemeye. Evet. Deniz kenarındayken de inanılmaz terlediğimiz için cildimiz su ve tuz kaybına uğruyor. Bu yüzden ne yapacağız? Onun için güzel bir tarifim var. Blender'da yapacağım onu. Şöyle. Hep de kolay malzemelerle yapıyorsun. Evet, o da çok güzel. Yani mutfağımızda her zaman olabilecek malzemeler. Olabilecek. Evinizde aloe vera vardır mutlaka. Evet. Bu da cildinizin nem tutmasını sağlayacak. Bizim en az 3 saksıda aloe vera var. Biliyorum Yıldız Hanım kulakları çınlasın. Evet, anneme de buradan selam olsun. Annene gerçekten sevgilerimi. Mesela annem de çok güzel yaşalanlardan değil mi? Ay annen bir gün muhteşem. İkna edersem sevgili izleyenler programa çıkartırım annemi. Beraber gelelim. Vallahi annesi birlikte var ya, yaşının en iyisi bence. Değil mi? Evet. Şimdi efendim salatalık koyuyorum. Salatalık ne yapar? Ciltte su tutar. Şöyle biraz da doğrayalım. Evet. Şöyle koyalım. Evet. Yönetmenim bir şeyin görüntüsünü beğenmedi ama anlıyor. Peçete. Peçete, evet. Alalım hemen. Şunları. Şimdi limon sıkıyorum içerisine. Bir de şöyle bir limonu sıkabilirim. Şunu bize doğru verirseniz memnun olacağım. Ne istedin Sunu ablacığım, ben vereyim. Evet. Tamamdır. Şimdi efendim. Salatalık da cilt için ne kadar ferahlatıcı bir şey. Aynı yaz döneminde Arabistan'da, hem yiyecek hem şey olarak da. Arabistan'da insanlara salatalık yedirirler ki hani su yerine geçiyor diye. Su kaybının da yerine geçiyor. Kesinlikle. Yemyeşil, ferah ferah bir cilt maskesi. Dikilebilir, evet. Yapılabilir. Hem sürülebilir hem yenebilir. Evet. Zaten senin tariflerin hep doğal olduğu için birçoğu zaten yenebilir de tarifler. Aynen öyle. Şimdi oradan bir kase isteyeceğim tabii senden. Ki. Tabii bunu süzebiliriz de ama aynı şöyle dökeceğim. Evet. Yeşil bir su oldu. Hı hı. Hatta ben sabahları ne yapıyorum biliyor musun Nilüfer'cim? Şimdi içerisine ne koyuyorum? Bir ıslanacak bir maske. Şöyle şişmeye atayım. Başladı. Evet. Bir şey olmaz. Çok seviyorum bu şişerek maskeye dönüşen formdaki şeyleri. Form, evet. Böyle isterseniz kazı bez, isterseniz efendime söyleyeyim bir tülbent olabilir. Biraz daha süzebilirsiniz hani isterseniz. Şöyle bir göstereyim hemen. Şişti zaten. Evet. Tabii çok fazla bitki olunca. Yardımcı olayım mı? Bak açıldı bile. Tamam. Şimdi bu kapsülleri açtığınızda, yüzünüze yerleştirdiğinizde
doğal kendinizi yaptı. Cildinizin o kaybettiği suyu, nemi ve o hani bazen de hassasiyet oluyor ciltte. Bunu yüzünüze yapıştırın. Şu şekilde. Evet. Yapıştırın. Cildiniz nem alacak. O kadar güzel ki bu. Yani inanılmaz faydasını göreceksiniz. Aynı zamanda bu göz çevresinde bazı insanların yazın aşırı derecede sudan, tuzlu sudan bir tahriş oluyor. Kuruma oluyor. Çok kuruma oluyor. Göz etrafında hafif bir hani egzamatik bir şey oluyor. Ona da çok iyi geliyor. Çünkü suratında ne var içerisinde? Var yok, hiçbir şey yok. Çok güzelsin. Aloe vera ne yapıyor? Cildin tahrişini engelliyor ve iyileştiriyor. Çok güzel bir yatıştırıcı. Çok. Güneş yanı, yani yanmamayı tavsiye ediyoruz elbette, evet, ki ama evet, diyelim ki kazayla koruyucu kullanmadınız. Güneşte uyudunuz. Bu da çok olan bir şey. O zaman gerçekten aloe vera müthiş bir yatıştırıcı. Müthiş ve herkese tavsiye ederim. Hatta böyle yurt dışında baktığınız zaman apezant kremler derler. Yatıştırıcı kremler ve hepsinin neredeyse materyali aloe vera özlü. Aloe vera. Değil mi? Kesinlikle. Şimdi bunu böyle koydum. Şimdi size doğal bir peeling yapacağım. Aşama aşama gidiyoruz. Bunu da siz evinizde çok kolay yapabilirsiniz. Evet, peeling şimdi, hem çok faydalı bir şey ama doğru kullanılmadığı zaman da cildinize hasar da verebilecek bir kesinlikle şey. Kesinlikle. O yüzden özellikle hiç peeling yapmamışların böyle doğal bir yöntemle başlaması belki en doğrusu olacaktır. Ben zaten sen biliyorsun yıllardır hep doğal yöntemlerle. Hatta burada muzu böyle soymuşken göstereyim. Bu muzun en faydalı yeri, ben kaşık alacağım oradan, tatlı kaşığı. Evet. Muzun en faydalı yeri şurasıdır, biliyor musun? Bunu hep ihmal ederiz. Kabuğunun hemen altındaki. Hemen altındaki bölüm. Evet. Şunu. Şimdi bu muzu diyelim ki siiliniz var ve siil geçiremiyorsunuz. Mi? Evet. Çok enteresan bir tarif geliyor. Ben spontane gelişti. Evet. Şimdi bunu böyle alacaksınız. Şöyle göstereyim. Varsa sirke, hatta buradan spontane gelişti. Tabii. Evet. Sirkemiz varsa mutfaktan bir de sirke rica edelim. Evet. Şu galiba yağmur şöyle sirkemi hemen, yani bakayım. Yani bu spontane, tamamen muzu kabuklarınızı ziyan etmemek adına sirke. Güzel bir şey oldu. Sunucu nereye gitti muzdan demesinden zaten yararlanacağız. Evet. Sana hemen bir de sirke getiriyorum. Tamam, sorun yok. Bu biraz gelişi güzel oldu. Bize yönetmen kızmasın. Yok yok. Ha. Arkadaşlarım hemen sirke de getiriyorlar. Şimdi bazı alayım ben insanlar onu. İşte ay siilim var, et benim var, nasıl gidereceğim diyorlarsa böyle muzu sirke de geldi. Bir gece şöyle muz kabuğunu soyduktan sonra sirkeyi koyuyorsunuz. Böyle göstereyim şeye. Bir gece böyle kalıyor. Muz kabukları. Evet. Ama çok önemli bir şey yaptı. Ekranını yeni açan sevgili izleyicilerimiz için. Muz kabuklarını biraz böyle kabak soyar gibi içine aldı. O faydalı bölge. Aha. Şimdi kullanacağım onu. Bunu böyle bir 24 saat bekletin. 24 saatin sonunda bu muz kabuklarını alıp cildinizde, elinizde, siil varsa ayağınızda oraya her gün törpüleyi. Ve giderek küçülüyor ve yok oluyor. Çok enteresan. Muz kabuğu ve sirkeyle yapılan bir siil tarifi geldi ki bugün aslında yapacaklarımız arasında yoktu. Ama harika bir şey oldu. Çünkü siil, egzama ve sedef bize en çok gelen sorular arasında. Sunal Bu sana destek. Da öyledir. Yani aynen. Doğal destek. Öncelikle hekime gidin. Tabii böyle ki. Basit şeyleri de kendiniz iyileştirebilirsiniz. Şimdi peelingimize devam ediyorum. Tabii şöyle hafif bir su koyup hemen yıkayayım istersen yok, ben onu. Yok yok, gerek yok. Tamam. Ne olacak, faydalı şeyler var içinde. Yine muzu böyle bu yeni bir tarif olduğu için. Şimdi yumurta sarısını biraz önce akını kullandık, ziyan etmiyoruz. Evet. Evet, hep ev ekonomisi de yapıyoruz sevgili izleyenler. Çok, gerçekten çok önemli bir şey. Beni bizim tanıyanlar bilir zaten. Bizim dinimizde hem kültürümüzde hani israf etmemek var. Bütün kesinlikle kültürlerde var tabii ama bunu da unuttuğumuzda da birbirimize aslında hatırlatmamız lazım. Evet. Şimdi şöyle görüntü de olsun diye çekiyorum. O da hemen kremsi bir hal aldı. Evet.
Şimdi bunu hemen çıkarıyorum. Bu kaseye alayım. Bakın, iki tane kase alayım oradan. Tabii ki. Ne yapacağımı görün. Şimdi bir tanesini ne yapalım? Maske olarak kullanalım. Bir tanesini de ne yapalım? Peeling yapalım. Birinden maske, birinden peeling yapıyoruz. Peeling burada önce yapılacak. Evet. Gözenekleri açacağız. Evet. Sonra da maskeyle destekleyeceğiz. Evet. Ne yapacağız? Şimdi görün. Evet. Efendim, toz şekeri. Toz şekeri de şöyle bir çorba kaşığı kadar koyuyorum. Evet, burada soru gelecektir hemen. Bizimki esmer toz şeker fark eder mi diye. Etmiyor değil mi? Orada yararlanmamız gereken onun granürlü yapısı aslında. Şimdi bakın, en hassas cilt bile bunu yapabilir. Altın sarısı gibi oldu. Yumurtanın sarısında protein vardır ve o da cilde iyi gelir. Şöyle göstereceğim. Tabii. Seni böyle yapıyorum ama kusura bakma. Tabii ki, hayır. Biyotin de var bildiğim kadarıyla yumurtada değil mi? Saça ve tırnağa iyi gelen. Çok iyi gelir. Şimdi böyle hissedersin sen. Değil mi? Çok güzel. İstersen şekerini biraz daha arttırabilirsin. Fazla koyabiliriz, evet. Bunu peeling olarak yaparsın 10 dakika. İyice peeling yaparsın. Daha sonra bunu da üzerine tutup bir yarım saat bekletebilirsin. Maske olarak bekletip. İnanılmaz etkisini görürsünüz. Ama zaten o granürler hemen böyle cildi tahrişe etmeden yumuşak kesinlikle değil mi? Ne kadar ölü deri özellikle. Bir de mis gibi kokuyor yani. Oh. Evet. Bayılırım zaten muzun da kokusuna. Bakın bir anda kaç tane şey yaptık. Evet, kabuğundan sil ilacı yaptık. İlaç demeyeyim ama sili geçirmeye yardımcı doğal destek yaptık diyelim. Evet. Üzerine maske yaptık, üzerine peeling yaptık. Bütün bunları da muz, yumurta ve bir şekerle yaptık. Bir şeker. Bir de sirkeyi yani elinizdeki, mutfağınızdaki malzemelerle ne kadar iyi olabileceğinizi yıllardır anlatıyorum. 40 yıl olmuş. O kadar oldu mu? Evet, 40 yıl oldu. Yaşın herhalde 40. Yok. Doğduğundan beri Sınav abla bu işi yapıyor. Ama bir tüyo daha vereyim. Bu da yok aslında. Tabii. Şimdi kavun karpuz zamanı, böyle araya bir şeyler serpiştiriyorum. Şu kavunu alayım istersen. Vereyim. Evet. Şimdi kavunu aslında yiyoruz. Tamam, çok güzel serinletiyor. Şu iç kabuğunu atmayın, yüzünüze sürün. Ben şimdi size bundan güzel bir nemlendirici daha yapacağım. Wow. Kavunlu nemlendirici geliyor. Evet. Tam yaza uygun. Yaza uygun değil mi? Güzel bir şey. Kavun çünkü ne yapar? Cildi sıklaştıran özelliği vardır. Ya bir de Sunu abla, Allah doğayı o kadar kusursuz yaratmış kesinlikle. Ki. Kesinlikle. Yani yazın çıkan bir şey yazın başınıza gelebilecek sorunların da aslında devası. Kesinlikle. Hiçbir şeyi Allah sebepsiz yaratmamıştır. Yeter ki biz her şekilde faydalanalım. Mesela şurun bakın, suyu hemen çıktı bunun gördüğün gibi. Ne yapacağız yine? İstersek pamuğu batırıp yüzümüze sürebiliriz. İstersek o mesela bir tülbent, kazlı bez. Tamam mı? Şöyle ben tabii burada olanaklar içinde bir şeyler yapacağım. Diyelim ki tülbent bu. Batırdınız. Kavunun suyuna. Aynı şekilde kavunun suyuna. Bunu yüzünüzde kuruyana kadar bekletin. Bu cildinizin nem almasını sağlar. Aynı zamanda içerisindeki hani meyve asitleri gözenekleri sıklaştırır. Gözenekleri sıklaştırır. Evet, o kadar etkili bir şey. Evet, bir de tabii kendinden onun meyve şekeri. Aynı şekilde karpuzdan da yararlanabilir. Karpuzu tamam. Da. Fruktoz olduğu için o da gene bir gerginlik hissi yapacaktır kururken. Şöyle bir parça, şunu size zahmet olacak. Tabii ki. Ben yine şöyle keseyim. Karpuz da aynı şekilde. Karpuzun içindeki yine meyve asitleri, şeker ne yapar? Cildi sağlamlaştırır. Ve güzelleştirir. Ve aynı şekilde. Fazlası da aslında karpuzun su olduğu için yine su kapasitesini de. Böyle ezin. Karpuzun zaten kestiğinizde bir sürü suyu çıkıyor. O suyu ziyan etmeyin. Tülbenti daldırın, yüzünüzde bekletin. Cildinizin su almasını ve aynı zamanda lekelerin oluşmasını engelleyen özellikleri de vardır. Evet. Hep şu soru geliyor Sunu abla. Bütün bu yaptıklarımızı tüm cilt tipleri uygulayabiliyor mu diye bir soru geliyor. Bence herkes uygulayabilir. Bunların içerisinde kimyasal bir şey yok biliyorsunuz.
Dolayısıyla herkes bunu kullanabilir. Hı hı. Hassas cilde olanlar bile kullanabiliyorlar. Çok duyarlıysa önce bir deneyecek. Hani bazen de roze hastaları vardır. Evet. Önce deneyecekler, sonra devam edecekler. Hı hı. Şimdi iyi kadar ilk defa burada yaptığım her şey ilk defa olduğu için şimdi size bir şey daha göstereceğim. Çilekle saç maskesi yapacağız. Çilekle saç maskesi. Evet. Çilekle saç maskesi yapacağız. Saç gerçekten herkesin problemi. Yani bir dönem evet. Saçıyla problemi olmayan bile hayatının bir döneminde kesinlikle. Maalesef özellikle işlem görüyorsa bizim gibi mutlaka kesinlikle. Bir sorun yaşıyor. Evet. Ama bu arada o da geçmeden önce birlikte bir mutfağa gidip gelelim. Gidelim. Mi? Evet, orada güzel bir çünkü, hanım yemekler yapıyor. Evet, Mürüvvet Hanım bizi orada evet. bekliyor. Başlayacak evet. ki evet. yayının sonuna kadar yetişsin biz de tadına bakalım evet, güzel evet. yiyeceklerin. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Teşekkür ederim. Çok memnunum. Ben çok de güzel öyle. Bir ortam. Çok teşekkür ederiz. Evet. Sizlerle daha da güzel oluyor. Çok Mürüvvet Hanımcığım neler yapıyoruz bugün? Bugün yaz çorbamız var. Aha. Fırında püre, patates, çanak köftemiz var ve çabuk tatlımız var. 3 dakikada oy, ne çok güzel. Hızlı, evet. çok lezzetli, çok güzel. Çorbamız da serin serin herkesin kullanabileceği yaz vakti serin serin. Hı-hı. Ayran haşı gibi değil ayran mi? Haşı ayran gibi, haşı evet. gibi evet. Aynen, bizim Van'da ayran haşı derler. Evet istediğiniz otları evet. katabiliyorsunuz içine. Orada çok güzel otlarımız var evet, gerçekten. Van'da bana gitmek nasip oldu çok... yeğenim sayesinde. Evet. Ve o çorbayı yedim hakikaten içine muhteşem. Değişik bir ot katıyorlar. Evet, evet. Kaza geçirmişti yeğenim askerdeyken evet. gitmiştik geçmiş yemiştik ve harika bir şeydi yani. Ne yazık ki benden de gluteni kestiler hepsi bana yasak. Aa glutensiz evet. besleniyorsun. Artık glutensiz besleniyorum. Direncin mi alerji? Evet, evet. Ondan şişiyormuş vücut. O yüzden şimdi artık glutensiz. Bir aydır ekmek. Sen o zaman artık muş. Glutensiz tarifler geliştireceksin sınavda. Kesinlikle. Var mı öyle pratik tarifleri? Senden de alırız. O zaman biz başlayalım hemen evet, yemeğimize bir yandan yapmaya. Önce tatlımızı yapalım. Önce tatlımızı yapalım. Aynen, peki. Evet. O daha çok el alan bir şey evet, herhalde değil mi? Çabuk pişsin. Hı-hı. Tamam. Soğumaya bırakacağız evet. onu çünkü. Yumurtalarımız bu arada yıkanmıştır. Hı-hı. Seyircilerimiz... derler terzi değil mi acaba? Evet, detaylara dikkat ediyoruz. Bizim sorunlarımız olarak böyle, evet, evet tabii ki. Yok sevgili izleyenler biz burada yapılan her şeyi sonra afiyetle bütün ekip yiyoruz. Bu arada benim takipçilerime, dostlarıma selam yollarsanız tabii ki, çok tabii sevinirim. Ki. Ben de buradan Mürüvvet gönderiyorum. Mürüvvet Hanım'ın tüm sevenlerine evet. buradan sevgi buradan ve selamlarımızı sevgiler. Çok gönderiyoruz. Değerli evet. Suna Hanım'la da karşılaşmak çok mutlu etti ay, beni. Ben de öyle. Ne yıllardır demek, çok dedim. Severim kendisini. Yapıyor musunuz peki? Tabii ki de kullanıyoruz. Yıllardır yani 40 yıldır evet. diyorsunuz ya. Evet. Hemen hemen bir 30 yıldır sizi takip çok ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sizin demin şu an tatlı yaptığınızı demin Suna abla peeling yaptı. Evet evet aynen şimdi bak. Bu 3 kaşık 3 kaşık hep bütün evet. ölçüleri çok basit ve çok güzel. Bu hazırlamıştım zaten. Yine 3 kaşık sütümüz. 3 kaşık yağımız. Ne güzelmiş süper. Tarif. Hep 3 evet. 3 hiç unutulmayacak, evet, akılda 3, kalacak, pratik bir tarif. Bunu bu şekilde çırpacağız. Süper. İşin en şey kısmı... çırpmakta evet, değil çırpmakta. Mi tatlılarda? Yemek yapmak şey yapıyormuş blender insanları. Blender kullanılıyor genellikle affedersin. Ama bu direkt böyle çırpacakla yapabiliyoruz. Terapi gibi oluyor. Galiba, ya mutfakta. Muhteşem bir duygu. Evet. Zaten bana göre bütün hanımlara sesleniyorum. Her hanım evinin mutfağının şefidir. Evet. Ölçü, çok doğru. Onlar için yapıyorum aslında. Ben hep ölçüsüz direkt pratik çalışıyorum. Ama tabii tarif verirken ben tabii mesela ilk öyle takipçilerim yavaş için. Yavaş başlarken ölçüsüz bir şey olunca bir şey kıvamında diyor. İyi de o ne kadar yani. Ne kadar? İlk yaparken onu aynen, istiyorsunuz. Aynen. Ama senin annen de güzel şeyler yapar. Hem de nasıl? Vereceğim zaten size. Bekliyoruz. Yakın zamanda ne zaman için. İstersen. Bu şekilde hızlı bir şekilde bunu çırptım. Siz onu yaparken biz tekrar o tarafa geçelim. Tamam. Ayran aşını da görüyor olacağız. Tamam, zaten evet. kameramız sizi hep takip ediyor olacak. Biz Suna ablanın tarifleriyle devam edelim. Evet. Mesela mutfakta yemek yaparken de sen mutlaka şey yapıyorsundur Suna kesinlikle. Abla. Bir yandan yemek yapıyorsundur bir yandan kalanı yapıştırıyorsundur değil mi? Zaten bize gelenler bilir hiçbir şey ziyan etmem. Limonu sıkıyoruz ya mesela orada da gördüm ya sıktığınız limonları atmayın ya. Şöyle kenarlarına çentik atın. Şöyle. İçerisine biraz... Salisilik asit diyelim. Koyalım. Evet. Efendime söyleyeyim ya da direkt topuğunuza geçirin bunu. Bir şoset çorap giyin. Dolaşın.
bütün o topuklarınızdaki ağırlık, ağrılar hepsi gidecektir. Ya da ve kararmalara da çok iyi. Kararmalara da içine şey koyun, karbonat koyun. Onu güzel şöyle sürün. Eldeki lekelere ve kararmalara inanılmaz iyi gelir. Ama yüzünüze değil, tamamen topuklarınıza ve ellerinize. Harika. Biz evet. Saç maskemize kalmıştık. Maskesi. Evet, sosyal medyada izleyicilerimiz aman sakın saça evet. gelmiştik unutmayın diye bizi uyarıyorlar. Evet. Şimdi böyle 6 tane çilek koyuyorum. Biraz küçülteyim ki kolay blenderdan geçireceğim. Evet. Çilek aslında çilek maskeleri de yapıyoruz. Hı hı. Renk açıcı özelliği vardır biliyorsunuz çileğin. Renk açıcı. Ben şeyde duyduğumda çok şaşırmıştım. Çileği sevgili izleyenler diş beyazlatmak için kesinlikle kullanıyorlar. Şöyle mesela kestiğinizde buraya aynen. karbonat koyup dişinizi fırçalayabilirsiniz. Ağız kokuları varsa giderebilirsiniz. Aslında hani çilek renk verir. Tam tersi leke yapar gibi evet. geliyor ama hiç değil sevgili değil. İzleyenler. Ben bunu denedim. Hakikaten buna sebat ederseniz dişinizi beyazlatıyor. Çok çok faydası var. Güçlendirir mineleri de. Evet. Şimdi Hindistan ceviz yağı koyuyorum. Şöyle. O Hindistan cevizi yağı da nelere kadir evet. değil mi? Ölçüsü bir çorba kaşığı olduğu için koyuyorum. Bir de bal koyuyorum yine aynı şekilde. Bir tatlı kaşığı. Onu alayım tamam. Hani bala nedense benim metal koymaya bir türlü gönlüm el vermiyor. Çok iyi yapıyorsunuz. Niye dersen metal aslında balın kimyasını bozar. Evet. Evet şimdi bunu böyle bir güzel şuradan blenderımızı alalım. Evet. Evet. Suna ablacığım bu yağlı kepekli saçlar için evet. özellikle değil mi? Evet evet. Yani kuru saçlılar öyle. Bunu... Kullanmasınlar evet, mı? Yok, onlara ayrı bir şey yapacağım zaten. Bunu ne kadar zamanda bir yapmamız gerekiyor? Bunu çünkü maskeler şimdi çilek zamanı haftada bir yapılabilir. Zaten çok beğenecekler, sürekli yapacaklar. Çileğin bir özelliği var, saç derisini tamamen onaran. Hani nasıl cildimizi onarıyor, sıklaştırıyorsa o konak gibi olan şeyleri de iyileştirip atıyor. Peki haftada bir yapıyoruz. Ne kadar süre bekleteceğiz saçımızda bunu? En az 2 saat. En az 2 saat. Aha. Evet. Hani böyle streçle sararlar. Saçımızın da vitamine ihtiyacı var. Beslenmeye ihtiyacı var. Yani sadece çilek yemek için değildir. Ve ayrıca çileğe bazen alerjisi olanlar da var. Mesela benim doktorum çilek yemememi önerdi. Ona da senin alerjin evet, var. Evet. Peki ama mesela bunları sürebilirsiniz. Evet, bunların sonuçlarını özellikle bu maskenin saç için ne kadar sürede görürler Suna abla? İlk haftada bir yaptıkları an bile görürler. O kadar etkili. O kadar etkili. Ben şöyle koyacağım. Şimdi efendim bunu böyle yaptık gördüğünüz gibi. Saçınıza boya sürer gibi süreceksiniz. Masaj yapacaksınız. Aha, o friksiyon dedikleri evet. şey değil mi? Şöyle ondan şöyle sonra şöyle. Bir streç sarıp üzerine bir tülbent. Hatta ben olsam sabaha kadar bekletirim. Hiçbir zararı yok. Hiçbir yani 2 saat yerine işte 8 ondan saat sonra uyuyorsanız. Sabahleyin kalkın şampuanınızı direkt yüzünüze sürüp pardon saçınıza sürüp yıkayabilirsiniz. Affedersiniz. Bazen biz de yanlış yapabiliyoruz. Aa, ne olacaksın evet. ablacığım o kadardan. Bu da güzel bir şey. Haftada bir gün. Mutlaka uygulamanız peki, gereken peki şimdi kepeklerden kurtulduk. Mat saçlarımız var şöyle parlasın evet. istiyoruz. Nasıl parlasın? Kesin var bir çözüm ona da değil mi? Kesinlikle. Ne yapalım? Şöyle yine böyle büyük kap kullanacağım. Bal ne yapar? Saça nem verir. Yine bal kullanıyoruz. Şöyle bir çorba kaşığı kadar bal kullanıyoruz. Benim hep elim boldur nedense. Evet yedirmeyi ondan içirmeyi de çok seversin. Sofran da öyle zengin. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Yine limon sıkıyoruz. Balı saçtan arındırmak kolay mı peki? Balı mı? Aha. Çok kolay. Zaten su gibi olacak bu şimdi göreceksin. Hı-hı. Ben şöyle sıkayım. Ekonomi yapayım dedim olmadı. Dur. Olsun. Balın tamam. üzerine. Bir de bir bardak da süt. Şöyle. Süt diyecekler ama şimdi... Düşünün banyodasınız, farklı şeyler yapıyorsunuz. Bunu saçınıza dökün,
15 dakika kadar bekletip ya da 10 dakika sonra yıkayın. Mesela elim bol dedin ya Suna abla, bazen fazlası kalabiliyor. Birkaç gün saklayabilir miyiz bunu? Çocuklarınız kullanabilir. Aha. Tabii tabii, buzdolabında kullanabilirsiniz. Evet, şöyle. Bu da ne kadar basit ama şeyi, geri dönüşü bunun aynı da çok. Aynı zamanda süt çok faydalı saça. Saçlara inanılmaz iyi geliyor. Çok kıvırcık saçları da düzeltiyor. Aa, evet. Öyle bir özelliği öyle var. Öyle bir özelliği de aa, var. Kıvırcık saç. Desen saça nem veriyor, kuruluğu alıyor. Senin saçın sarı, benim saçım sarı. İşlem gören saçların bunu sen, özellikle şu uç evet, kısımları. İnanılmaz derecede etkili bir şey bu. Evet, bu da böyle efendim. Harika. Gece ya da gündüz fark etmiyor. Hiç değil mi? Fark maskeleri istediğiniz zaman, müsait olduğunuzda her an kullanabileceğiniz bir şeydir. Peki saç dökülmesi, seni bu tarafa alayım istersen Sunan ablacığım, ben sana geçeyim, malzemelerine yaklaş. Evet. Saç dökülmesi de gene dönemsel olabiliyor, mevsimsel olabiliyor. Sen. Evet, ben öksürüğümü maalesef geçiremedim. Kesinlikle yazın çok fazla saçınızla oynamayın. Çok aşırı derecede kimyasallardan uzak durmaya gayret edin. Ve kesinlikle saç dökülmesinin başlıca nedenleri kansızlık, demir eksikliği, çinko eksikliği. Bunlar sizde varsa mutlaka bir hekime gidin. Bunları takviye edin. Ondan sonra zaten kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Bugünkü tarifim yine çok yeni. Çiğ tohumu. Çiğ tohumunu ben şöyle bir bardak suda biraz pişirdim. Evet, o bayağı puding olmuş. Puding gibi. Biliyorsunuz ki çiğ tohumunda sodyum, potasyum, protein, A vitamini ve C vitamini vardır. Yine ben bunu kullanacağım mecburen. İçerisine koyuyorum çiğ tohumunu. Muzdan kalanlar önemli değil, o da faydalıdır. Chia tohumu müthiş de bir kolajen değil mi? Evet, çünkü evet. Jöle gibi oluyor. Jöle geçen gibi gün oluyor. De başka bir hocamızla da konuştuk. Evet. Aynen hani paçanın yaptığı etki gibi bunun o da o jöle yapıştırıcı kesinlikle etkisi var. Salatalarınızda kullanabilirsiniz. Ama bizim ülkemiz alışmadığı için ben, eğer chia tohumunu sevmiyorsanız keten tohumunu da kullanabilirsiniz. Chia tohumunun hiç tadı yok aslında Sunan abla. Ben de önce öyle biraz şey yaklaşmıştım. Nasıl tüketebilirim dedim. Ben de çok sütle tüketemiyorum böyle şeyleri. Evet. Ben muzu sabah kahvaltı olarak mesela bunu yapıyorum. Sizlere de tarifini vereyim ben bir yandan da. Muzu doğruyorum. Üzerine chia tohumu döküyorum. Ceviz ve biraz da keçi boynuzu pekmeziyle tatlandırıyorum. Müthiş bir güne başlangıç oluyor. Keçi boynuzu da biliyorsunuz aslında öksürüğe de çok iyi gelen faydalı bir şey. Mesela o boğar gibi öksürüğü keçi boynuzu pekmezi keçi kesiyor. Keçi boynuzu da iyi ama sen de öksürüyorsun. Tahin çok yumuşatıcı. Tahin. Tahin içinde susam yağı var ya, şimdi onu da kullanacağız. Tahini yudum yudum yerseniz kesinlikle çok keçeti faydasını görüyorsunuz. Evet. Ben terledim çünkü hava bugün çok nemli. Aynen, bugün stüdyomuz da çok ekstra sıcak. Şimdi hava da çok sıcak. Şimdi balık koyduk, chia tohumunu koyduk. Biraz da susam yağı koyuyorum şöyle. Göstereyim. Susam yağı da E vitamininden çok zengin değil mi? Kesinlikle. Birçok besleyici. Kesinlikle. Birçok nemlendiricinin de bazı aslında kesinlikle susam yağı. Kesinlikle çok faydalı. Susam yağınız yoksa zeytinyağı koyun. Efendim mesela yoğurt koyacağız. Yoğurt ne kadar biliyorsunuz iyidir. Şöyle bir kase kadar yoğurt koyacağız. Evet, o alt suyunu da hiç atmamak lazım ben değil kesinlikle mi? Kesinlikle atmam. Probiyotik olan peynirlerde de, yoğurtlarda da o alt çok, suyu, sarı çok tırak önemli olan suyu. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Biraz da şöyle kokusu güzel olsun diye bir çay kaşığı kadar, 10 damla olabilir, lavanta koyuyorum da saçı da güzel mis gibi koksun diye. Bazen gençlerde de çok fazla baharat yedikleri için, Anadolu'dan gelen bilhassa bilgide saç derim kokuyor diyenler fazla. Ben diyorum ki baharatı azaltın, kesin, karanfille tarçını bol suda kaynatın, son durulama suyu olarak saç derisine dökün ve öyle durulanıp çıkın.
diye düşünüyorum. Sorulara da bir yandan bakalım. Instagram hesabımızdan bir sürü soru gelmiş Nilüfer zamanına. Evet. Rozalı ciltler için ne önerirsiniz diye sormuşlar. Rozalı ciltlere özel bir şeyler yapıyorum. Rozanın çeşitleri var. Mutlaka bana gelmeliler. At kestanesi zamanında at kestanesini toplayın, size tarif vereceğim. At kestanesiyle. Evet. O zaman at kestaneleri mevsimi değil mi şimdi? Değil, şimdi değil. Biraz daha var. Sonbahar, kışa doğru. İlk maskeyi tekrar eder misiniz demiş Nazmiye Hanım. Nazmiye Hanımcığım, bütün kaçırdığınız her şeyi YouTube kanalımızda Nilüfer zamanında tekrar durdura seyredebilirsiniz. Evet. Hiçbir şeyi burada kaçırmıyorsunuz aslında. Ciltteki güneş lekeleri için. Güneş, ne önerirsin diye sormuşlar. Güneş lekeleri için en az 150 çeşit tarif verdim. Şimdi kabak zamanı, yemeklik kabak. Mesela bir çorba kaşığı kadar yemeklik kabağın suyunu çıkarın. Bir çorba kaşığı kadar da süzme yoğurt koyun. Bir çay kaşığı karbonat koyun. 2-3 damla limon suyu sıkın. Yüzünüze boca edin. Bir 10 dakika kalsın. Tekrar tabaktakini alın, boca edin. Bir 20 dakika sonra tekrar sürüyorsunuz. 30 dakika içerisinde 2 kere, 3 kere. Daha sonra biraz kurumasını bekleyin. Ovuşturarak çıkarın. Yani nasıl? Ovarak. Soyar gibi. Yumuşak, dairesel hareketlerle cildinizi oluşturun. Ama şöyle bir durum var. Yazın, güneşin ortasında lütfen bunu yapmayın. Bunu akşamları yapın. Ertesi günü güneşe çıkmayın. Ve mutlaka 30 faktörlü ürün kullanın. Çünkü kimyasallar arttıkça faktörler artıyor. Cildinize çok daha fazla zarar veriyor. Bu yüzden 30 faktör en ideal, en sağlıklı faktördür. Onu kullanın. Efendim, saç maskemizi yaptık. Hani gidiyorsunuz ya şeyde biraz daha çekebilirsiniz. Ses olmasın diye fazla şey yapmadım. Bunu yine aynı zamanda saç kremleri olur böyle. Saç maskeleri olur. Dünyanın parasını verirsiniz. Hiçbir şeye de benzemezler. Bu aynı o saç maskesi gibi. Bunu saçınızda bir yarım saat bekletin. Hatta böyle sıcak havlu sarın. Saçınıza nemli bir havlu. Ondan sonra yıkayın saçınızı. Bunu diplerine de sürebiliyor musunuz? Sadece uçlarına, diplerine, ama. Çünkü kremleri de, ya. Evet, diplere de sürebiliyoruz. Çünkü saç dipten beslenir. O yüzden dediğim gibi sağlık sorununuz yoksa, sağlık olmadan zaten güzellik de olmuyor. Kesinlikle. Önce sağlığımıza bakalım. Önce kumaş iyi olacak tabii. Moralimizi yüksek tutalım. Her şeyden etkilenmeyelim. Olumlu düşünelim. Olumlu bakalım hayata. Hepimizin burada belli bir süre ömrü vardır. Ne yazık ki onu da bilmiyoruz değil mi? Onu da bilmiyoruz. Yıllarca mı, bir saniye mi, bir dakika mı? Bir dakika mı? O yüzden dikkat edin. Hiçbir şeyi kafaya takmayın. Sunu ablacığım, bak bir başka soru. Demin çilekten bir saç maskesi yapmıştık ya. Sedef hastası olan bir izleyicimiz sormuş. Sedef hastaları da kullanabilir mi diye. Sedef hastaları kullanabilir ama sedef hastalarına en güzel önereceğim, önce limonlu suyla küçültsünler yaraları. Nasıl ondan yani? Ondan sonra üzerine... Yani limonu sıkıp direkt üzerine mi sürsünler sedefinin olduğu yere? Çünkü limonun bir özelliği var. Yarayı küçültüyor, iyileştiriyor, büzüştürüyor. Üzerine diyecektim. Şiha yağı. Şiha yağı Afrika bitkisinin, yani fındığı, fıstığının yağıdır. Onu biraz eritebilirsiniz ya da böyle çok katıdır. Alın elinizde eritin. O sedefli bölgelere sürün. Biraz iyi olur. Sedef neden olur? Stresten olur. Onun için mümkün mertebe üzülmeyin, sıkılmayın. Daha fazla oluşmasın vücudunuzda. Paşa'da bu işi çözmüşler. Tavsiye ederim, gidin orada tedavi olun. Artık her şeyin bir çaresi var gerçekten. Evet. Ülkemizde doktorları inanılmaz bu konuda iyiler. Bizde bitki bilimi de kesinlikle artık, benimle birlikte başladı. Bakıyorum herkes tekrarlıyor.
Evet, ne güzel, ne güzel evet. Bir yol açıyorsun evet. Aslında Suna ablacığım. Suna ablacığım, ben biraz şu Hindistan cevizi yağı kullandık ya, onun evet. Hakkında konuşmak istiyorum. Mesela Hindistan cevizi yağını herkes sürebilir mi? Çünkü bir şey iyi denildiği zaman herkes kullanmak istiyor ama. Şimdi Hindistan ceviz yağını aşırı derecede kuru ve duyarlı cilde iyi gelebilir. Ama size tavsiyem, ben bir taraftan da terimi sileyim. Size tavsiyem Hindistan cevizini yatağa uzanın, aşağıda kalsın Hindistan ceviziniz ve saç derisine, yani kan akışı geliyor ya saç derisine, ve masaj yaparak saçınızı alın sürün, alın sürün. Hem kan akışını saça getirdiniz, Hindistan cevizini sürdünüz, gerçeğini. Hindistan cevizini de lütfen İyisini bulun, çünkü artık onların da sahtesi çıktı. Şimdi ben şeyi anlamadım. Evet. Hindistan cevizi yağ mı, yoksa hani Hindistan cevizinin katı meyve olanı. Gibi katı olanı. O Hindistan cevizin sütünü de içerseniz, suyunu da içerseniz içten cildi besler ve daha iyi bir hale getirirsiniz. Zaten aslında eskiden kolajen mi vardı? Paçaya yenirdi. Kolajen hem dizlere hem içten sağlamlaştırırdı kemikleri ve cildi de sağlamlaştırır. Eskiden hiç böyle bu kadar imkan yoktu. Biz zaten bunları nereden öğrendik? Ninemizden. Eskiden bu kadar meyve de çeşidi de yoktu yani. Tabii. Bunları tabii ki geliştirerek. Şimdi artık tropikler bile ülkemizde evet, var. Evet, artık ülkemizde de yetişiyor yani. Antalya bölgesinde ananas. Ananasın suyu da çok iyidir. Ananasın suyuna böyle bezi batırıp yüzünüzde tutun. Yüzünüzün şişi ödemi gider. İçerseniz inanılmaz, yerseniz vücuttaki toksit maddeleri atıyor mesela. Ananas o kadar faydalı. Ananas yendiğinde de öyle vücuttaki ödemi atıyor. 30 yıl önce söyledim. Yani ananas Türkiye'ye yeni geldi. Düşün, o zaman ben çıktım dedim ki ananas yiyin, vücudunuzun ödemi gitsin. Şimdi bütün sağ olsun hekimler de onaylıyor bunu. O zaman biraz önce hani kavunla yaptığımız şeyi aslında ananasla da ananası ezip. O maske haline getirip yüzümüze sürdüğümüzde evet, ödemini alıyor. Ödemini alıyor. Ama gözaltı şişlikleri oluyor mesela. Ay evet, ben, ona bir tarif var mı? Ben de mesela sabahları biraz böyle gözlerimin altı şiş uyananlardanım evet. Ne yazık ki. Mesela az önce yaptık ya aloe vera. Salatalık aloe vera. Şöyle söyleyeyim. Bunun içine mesela o maske de o içinde bak gördün mü şişti. Bunu alıp göz etrafınızda bekletebilirsiniz. Aslında Türk kahvesiyle yumurta akı göz altındaki şişliği, ödemi alıyor. Türk kahvesi. Türk kahvesi ve yumurta akı. Efendime söyleyeyim, salatalık, elma ve limon sularını bir buzdolabı poşetine koyun. İçerisine pamuk petlerini koyun. Onun içerisindeki buzdolabına koyduğunuz zaman biraz soğuk da olunca göz etrafınızda beklettiğinizde inanılmaz derecede göz etrafınızdaki şişlik, ödem, morartı hepsi gider. O kadar faydalıdır. Bak yeşil elma, bir tane salatalık, hatta bir tane de patates koyun içerisine. Blender'dan mı geçir? Blender'dan suyunu çıkarın ve onun içerisine o suyu bir poşete doldurun. İçerisine pamukları koyun. O pamuklar tabii şey oluyor, böyle ıslanıyor. Buzdolabında biraz soğutun, göz etrafınızda bekletin. Şuralara böyle evet, koyup evet. Onu yaptıktan sonra İnanılmaz etkili bir şey efendim. Daha sonra mesela pirinci haşlayın. Bir çorba kaşığı pirinci haşlayın. İçerisine iki damla limon koyun. İki damla bal koyun. İki damla zeytinyağı koyun. Geceleri göz etrafınıza masaj yapın bununla. Bu da sizin göz altınızdaki o hani... Hem kırışmayı, hem morartıyı, hem şişliği alır. Bir telefonumuz varmış Suna evet. Ablacığım. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Evet, buyurun. Dinliyoruz sizi. İyi günler. Ama dilerseniz ben de size soru sorabilirim. Evet. Şaka yapıyorum efendim, buyurun dinliyoruz sizi. Hayırlı olsun çalışmanız. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Suna Hanım, benim gözümün altlarında şişlikler var. Onun için bir çözüm şey yapabilir misiniz? Valla sabahtan beri anlatıyorum ha. Ama telefonda bekliyor ya. Bir de sesini kıstırıyoruz biz tabii televizyonun o sırada evet. Yankı yapmasın bak, diye. Az önce söyledim canım benim. En güzel şey bir tane patatesi rendeleyin, suyunu çıkarın.
Bir tane elmayı da aynı şekilde. Ondan sonra bir tane de limon suyu. Bunları böyle karıştırın. O suları böyle, tabii suların içine pamuğu da koyun. O pamuklar, yani şu küçük petler var ya, şunları da koyun. Ondan sonra buzdolabında biraz soğusun. Onu alıp göz etrafınıza kapatın. Şu şekilde kapatın. Bu ne yapar? Göz böyle 15-20 dakika, hatta böyle tülbentle sarın, yatın. Zaten yazın sıcaktan yatıyor herkes. Ne oluyor? Uyandığında inanır mısın, göz etrafındaki morluklar düzelir. Ama bakın, istikrar istiyor her şey. Yani aynen, bir kere de mucize zaten yaratamıyoruz. Hayatta her şey yani, istikrar istiyor. Bu verdiğimiz meyveler de Allah'ın mucizesi. Duada ısrarcı olacağız, evet. Yaptığımız maskelerde ısrarcı olacağız, sevgide ısrarcı kesinlikle olacağız. Kesinlikle. Bunu bir deneyin, faydasını göreceksiniz. Benim de siteme girip her gün yeni tarifler paylaşıyorum, hı-hı, YouTube'da gerekirse şeyde. Bir bakın yani, orada da değişik değişik tarifler veriyorum. Az önce dedim ya, pirinci haşlayın, sütle haşlayın. Çok kuruluk varsa. Pirinç suyu, değil mi? Tabii çok tabii. İçerisine dedim ya size, iki damla bal, iki damla limon, iki damla zeytinyağı sürüp böyle boza kıvamına getirin. Göz etrafınızı hep tersinden masaj yapın. Eğer masaj yaparsak burada dolaşımı sağlarız. Burada bize yıllardır yanlış öğretmişler. Piyano çalar gibi diyor. Hayır, piyano çalar gibi değil. Burada bayağı böyle üç parmağınızla masaj yapın. Masaj yaptıkça burada hareket olur ve buradaki kırışıklıklar, morluklar, çizgiler azalır. Yani dediğim gibi, yaşlanalım, yaşımızın iyisi olalım. Evet, çok teşekkür ediyoruz aradığınız için. Gel Suna ablacığım, sen de soluklan, bir şöyle mutfağa geçelim. Bakalım. Orada çok güzel bir püre hazır, bir yandan gör. Tam da patatesten bahsederken siz de püre yapıyordunuz. Aynen, üzeri oldu. Evet, çok güzel. Patates püre yaptık, hı-hı, maydanoz kattık, karabiber kattık, hı-hı, tuz kattık ve yoğurdum, hamur yoğurur gibi. Yine kıymamızı, sarımsak, toz biber, karabiber, kekik, hı-hı, ve maydanozla birlikte azıcık da galeta unu, onu da yoğurdum, hazırladım. Hı-hı. Tatlımızı attık fırına, pişiyor. Harika. Onu göreceğiz zaten, evet, birazdan pişmiş bunları halde. Hazırlayacağım, borcama koyacağım, fırına vereceğim. Böyle çanaklar yapacağım bunlardan, patates. Tamam, bu aslında alt zeminini, evet, oluşturuyor olacak. Alt zeminden olacak. Tersi, aha, yaparlar ya, bu Hasanpaşa köftesi gibi. Aha, aha. Onun tam tersi, Hasanpaşa köftesi görevini patates yapacak bu sefer. Aha, çanaklar, evet, yapacağım, ortasına köfte koyacağım, sos koyup üzerine patates sosu, fırına vereceğiz. Üzerine sonra kaşar atacağız, bol rende kaşar. Evet. Dinlerken bile vallahi yapmış kadar oldunuz. Bugün çok sıcak Suna Hanım burası. Çok sıcak. Evet, bir de tabii burada fırında iyice çalıştığı için sıcaktan yıkılıyor. Ekranı o kadar yansımıyor, evet, Suna ablacığım, sen rahat ol. Evet. Patates senin en sevdiğin cilt için kullanılan, evet, materyallerden, evet, bir tanesi. Patatesden biz maske de yapıyoruz. Çok maskelerimiz var. O bütün tariflerinizi uygulayacağım sırayla. Vallahi uygulayın. Tam yani, zamanı mevsimi. Ben size ekonomi, yani eşiniz bana dua etsin, herkesin eşi. Evet. Mutfak masrafından güzellik yapıyorum. Bayanların tutumlu olması aslında, evet, eşlerden ziyade kendiler için de çok faydalı bir şey. Evet. Hem tasarruflu, hem faydalanıyoruz. Mutfağımın her zerresini ayrı değerlendiriyoruz. Aynı, evet, güzel. Aynı, evet, güzel, aynı zaten güzel. Zerrede bütün olduğu için öyle, evet, bakmak, aynen, lazım. Kısa bir araya gidelim sevgili izleyenler. Aradan sonra biz buradayız. Suna ablama çok çok teşekkür ediyorum kıymetli tarifleri ederim için. Tarifleri kaçıranlar yine bize YouTube kanalımızdan takip edebiliyorlar. Birazdan İnşallah. Biz tekrar buradayız. Evet, Nilüfer zamanı kaldığı yerden devam ediyor. Çok önemli. Sağlığı bizim için çok önemli bir organı konuşacağız. Çünkü hep deriz ya, gözünüz gibi bakın diye. İşte biz de bugün o göze nasıl bakmak gerektiğini konuşacağız. Sevgili hocamla birlikte operatör doktor İsmail Hakkı Özeren'le. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Biz bugün özellikle göz sağlığını, aslında hastalıkları diyoruz ama sağlık en önemli kısmı bu iş tabii için. Bunu tabii da konuşuyor olacağız. Gözlük takan seven var, takmayı sevmeyen var. Lensler kimisi çok konforlu buluyor, kimisi konforsuz, doğru, buluyor. Doğru. Ama sonuçta ortak bir grup var ki hocam, bunlardan kurtulmak istiyor. Teknoloji ne yapıyor bize bunlardan kurtulmak Şimdi için? Şimdi esasen teknoloji her gün gelişiyor, hı hı, ve göz branşı da bu gelişmelerden en çok nasibini alan branşlardan bir tanesi. Hı hı. Belki de en fazla alanı. Hı hı. Toplumdaki insanların hepsinin talepleri her gün artıyor, değişiyor.
gözlükten, lensten kurtulmak, daha iyi görmek, daha iyi görünmek amacıyla bu taleplerle bize sıkça başvuruda bulunuyor. Ve biz bu hastaların isteklerine uygun olarak bunları olabildiğince iyi bir şekilde gülen ve gören bir yüz yaratmak amacıyla elimizden gelen uygulamaları yapıyoruz. Burada tabii ki gözlük ve lens deyince tabii ki bunları kullanmak isteyenlere hiçbir sözümüz yok. Elbette bunlar ki. Tabii ki bir tercih. Birçok göz hekimi bile kullanıyor tabii ki, bazen. Tabii ki burada bir tercih söz konusu. Ama eğer bu konuda bir kararlılıkları varsa ve bu kontak lensten veyahut da gözlükten kurtulmak istiyorlarsa biz bunları öncelikle bazı testlerden, ayrıntılı testlerden geçiriyoruz. Eğer bu testlerde uygun çıkarsa Excimer lazer dediğimiz lazeri uyguluyoruz. Lazerin geçmişi esasen 35 yılın ötesine gidiyor artık. O kadar yani eski. Hastalar bunu göz çizme olarak tam onu söyleyecektim. Bunun biliyorlar. Halk arasındaki tabiri evet, göz tabii çizme ki bu mi? Çizme ilk çıkan modeliyle ilgili. Ama bu gelişti. Her geçen gün teknoloji gelişiyor. Her geçen gün uygulamalar gelişiyor. Ve bugün bizim bundan önceki jenerasyonda korneamızı bir gözün en önündeki tabaka olarak düşünün. Bu tabakada bir kesi yapıyorduk. Bıçakla kesiyorduk. Burada bir zar kaldırıyorduk. Ve bu kaldırdığımız zarın dibine lazer uygulamasını yapıp bu zarı tekrar yerine yapıştırıyorduk. Buna kesi yaparak yaptığımız, bıçakla kestiğimiz lazer tekniği diyorduk. Bunu yıllarca kullandık. Hala kullanıyoruz bazı hastalarda. Ama bugün lazerin geldiği son nokta dediğimiz şey ise no touch lazer. Yani dokunmadan. Dokunmadan. Aha. Evet. O ne demek kornea hocam? Yüzeyine yine bu uygulama yapılıyor ama bizim burada bu korneada herhangi bir kesi, bir bıçakla uygulama ya da herhangi bir dokunma yok. Sadece hastanın gözüne temizlik yapıldıktan sonra uyuşturucu damlayla uyuşturuyoruz her iki gözü. Yani lokal anestezi. Evet. Hatta lokalin ötesinde topikal damlayla korneayı duyarsızlaştırıyoruz. Ve hastadan istediğimiz sadece bize bir ışık gösteriyoruz ona. Buna fiksi olmasını istiyoruz. Zaten bu işlemin süresi 30 ila 50 saniye. Saniye mi? Evet, o kadar saniye. Kısa. Evet, saniye o kadar. Bu süre içinde korneanın istediğimiz şekli vererek. Aslında hasta hocam ışık neredeydi diye arayıp bulana kadar aslında işlem bitmiş oluyor şimdi neredeyse. Burada da yine bir şey söyleyeyim. Hani ışık bulana kadar diyorsunuz ya. Işığı hakikaten bulması gerekiyor. Ama bazı hastalarımız korkuyor. Ben ışığı takip edebilir miyim? Ya da işte ne olur gözümü kaçırırsam o ışıktan. Bunun için de çok endişelenecek bir şey yok. Çünkü burada eye tracker dediğimiz gözü takip eden yani bizim lazerimiz o hastanın gözüne fikse. Fikse olduğu için eğer hastada bir kıpırdama olursa lazerin o kenetlenmesi sonucu bu bir problem olarak karşımıza çıkmıyor. Esasen no touch lazerle daha önceden gözüne dokundurtmayan, korkan, kesiden çekinen, endişe duyan hastalara dokunuyoruz. Yani dokunamadığımız hastalara dokunuyorsunuz aslında. Peki hocam hangi grup hasta bu no touch yani dokunmadan dediğimiz lazer modeline uygun hastalar? Şimdi genel olarak tabii biz lazerleri düşündüğümüz zaman hastaların yaşının 18'den büyük olmasını istiyoruz. Numaralarının durmuş olmasını istiyoruz. Refraktif testler dediğimiz. Peki hocam numara durmuş olması lazım dediniz. Durduğu rakam önemli mi? Çünkü çok ileri 8 bile bazen daha üstü bile değil mi? Şimdi no touch'ın bir üstünlüğü de burada çıkıyor. Korneada kesi yapmadığınız için korneayı genel olarak daha rahat kullanabiliyorsunuz. Bu sebeple korneası ince olup daha önceden kesi yapılarak yapılan lazer tekniklerine uygun olmayan hasta modellerine daha rahatlıkla yapılabilir hale geliyor. Yani ince kornealarımıza bu uygulamaları rahatlıkla yapabiliyoruz ve yüksek numaralara da yapabiliyoruz. Yüksek miyop, astigmat, hipermetrop hastaların hepsine bu uygulamayı yapabiliyoruz ama tek bir şartla refraktif testlerde uygun bir hasta olduğu
ortaya. Kimler uygun değil o zaman onu sormuş olayım. O testlerde kimler testin dışında kalabiliyor? Yani uygun değilsiniz raporunu verdiğiniz hasta grubu. Mesela keratokonus hastaları. Keratokonus dediğimiz bir hastalık var. Yine korneanın bir hastalığı. Korneada dikleşme, sivrileşme, oranın elastikiyetinin artması, düzensiz astigmatlarla seyreden bir durum. Bu tip hastalara mesela bunu uygulayamayız. Ama her astigmat bu şeyin dışında kalmıyor değil mi? Öyle de anlaşılmasın. Bizim keratokonus hastalarında gördüğümüz astigmat bu hastaların çok küçük bir bölümü. Veya hastanın gözünün arkasında gören nokta dediğimiz, makula, fovea dediğimiz bölgede bir tahribat olması, burada bir sıkıntı olması bu hastaların bu Excimer lazer uygulamasına uygun halden çıkarıyor. Peki hocam mesela 18 yaş minimum sınır dedik ya, evet. Maksimum bir sınırı var mıdır? No touch lazerin maksimum sınırı yok. Mesela ben ismini zikretmek istemiyorum ama son zamanlarda yaptığım bir hastadır. Katarak cerrahisi olmuş daha önceden ve astigmatı kalmış. Birazdan bahsedeceğiz. Bu katarak cerrahisinde monofokal dediğimiz tek odaklı bir mercek takılmış, astigmatı kalmış bir hastaya astigmatını yok etmek için sonradan biz no touch yaptık. No touch. Ve hastanın o astigmatını ortadan kaldırdı. Burada önemli olan hastanın numarasının range'inden ya da aralığından ziyade hastanın gözünün testlerde bu uygulamaya uygun olup olmadığının ortaya çıkması. Yine çünkü hocam bildiğim kadarıyla o eskiden çizme dediğimiz daha klasik ilk başlayan lazerlerde çok uzun süre lens takan hastalar biraz bu tedaviden yararlanamıyorlardı gözlerinin. Şimdi korneası dokusu, inceldiği için değil mi? Kornea dokusu kontak lens kullanımında biraz incelebiliyor, düzensizleşebiliyor. Ama genelde kontak lensi çıkarıp 1-2 hafta, 3 hafta kadar bekleyip suni gözyaşı desteği verdiğimiz hastalarda bu problemlerin çoğu ortadan kalkıyor. Hocam sosyal medyadan en çok şu soru geliyormuş. 40 yaşın üzerinde görme problemi olmayanlarda bile yakını görme problemi başlıyor ya yaşa bağlı olarak. O hastalar için çok bildiğim kadarıyla yöntem yoktu eskiden. Bu yöntem no touch yönteminden yakını göremeyen, yaşa bağlı yakını göremeyen hastalar faydalanabilecekler mi? Şimdi biz orada başka şeyleri daha çok kullanmaya çalışıyoruz. Ya da evet çaresi var mı diyeyim, bunun üzerinden sormayayım. Şuraya evet, gözlük var. Takmadan yaşınızın 40'ı evet. geçtiğini evet, anlamasın var. İstiyorsak. Özellikle bayanlar bunu istiyorlar. Evet. Evet çaresi var. Şimdi esasen biraz fizyolojiden bahsedersem biraz daha kolay anlaşılır olacak. Esasen gözümüz her baktığı yeri bir fotoğraf karesi gibi düşünebilirsiniz. Yani siz bir fotoğraf karesiniz. Cep telefonumuz bir fotoğraf karesi. Masaüstü bilgisayarı bir fotoğraf karesi. Mutfak tezgahı bir fotoğraf karesi. Veya yol, televizyon bir fotoğraf karesi. Bizim gözümüzün içinde bir mercek var. Lens var. Ve bu elastikiyeti çok yüksek. Özellikle genç yaşlarda bunun elastikiyeti çok yüksek olduğu için sizin baktığınız yeri hemen tespit ediyor ve orayı odaklanıyor, netleştiriyor. Şimdi yaş 40'a doğru geldiği zaman bu jöle kıvamında çok esnek, çok rahatlıkla kendisini odaklayan mercekte odaklanmada problemler olmaya başlıyor. Ve biz önce en yakın yeri, ondan sonra biraz daha uzağa, sonra biraz daha uzağa odaklamak için cisimleri ya da kendimizi geri çekiyoruz. Geri çekmeye başlıyoruz. Evet. Bu merceğin, bu jel halinin kıvamının sertleşmeye ve elastikiyetinin bozulmaya başlamasına biz deforme lens diyoruz. Aslında zaten bu biraz dizlerin kireçlenmesi gibi gözde evet. de benzer evet. bir durum olmaya doğru. başlıyor. Ve doğru. esneklik ve hareket doğru. kabiliyetini doğru. yitirmeye doğru. başlıyor yaşla zaten birlikte. Zaten o merceğin bağlı olduğu lifler var. Bunlar gevşeyip kasılarak bizim odaklanmamızı sağlıyor. Daha sonra bu merceğin içindeki şeffaflıkta bozulmaya başladığı zaman biz zaten buna katarak diyoruz artık. Şimdi problemi, fizyolojiyi anlayınca, problemi de koyunca çözüm üretmeye başlayacağız. Şimdi demek ki bir defa bu lensin gevşeyip kasılması problemini çözecek bir şey lazım. Evet, aynen. İki, bu ömürlük olmalı. Yani bozulmamalı, değişmemeli, kalıcı olmalı. Sabit bir şekilde bize bunu sürdürülebilir bir sağlaması şekilde lazım. Sağlamalı. İşte biz
yıllardır gözün içine gerek katarak cerrahisi yaparken gerekse göz içine lens yerleştirdiğimiz hastalarda burada çok sayıda, hatta trifokal dediğimiz çok sayıda odaklı mercekleri yerleştirdiğimizde hem hastanın cep telefonuna baktığında odaklanacağı nokta var, hem masa üstüne baktığında, hem yani hani multifonksiyonel denir ya, evet, öyle bir mercek evet, aslında evet, evet, mı yerleştiriyorsunuz evet, evet, doğru, bahsettiğim doğru. şey için. O merceğin içinde birçok kırıcı ortam olduğu için beynimiz cep telefonuna nasıl bakacağını, hangi odaktan bakacağını, elbette bunun uygulamalarında birçok testten geçiyorsunuz ve bu ona göre belirleniyor. Sonra siz masa üstündeki bilgisayara şu odaktan, cep telefonuna buradan, karşıdaki televizyona da başka bir odaktan bakıyorsunuz. Böylece bu uygulama sonucunda sizin her mesafeyi iyi görme şansınızı sağlıyoruz. Harika. Bu genel olarak yine damla anestezisi altında. Yani biz hastayı bayıltmıyoruz, hastanede yatırmıyoruz, tutmuyoruz, gözüne herhangi bir iğne yapmıyoruz. Damla anestezisi altında aşağı yukarı 5-6 dakika süren zaman diliminde, hatta şimdi Zepto teknolojisi var. Zepto'yla o bizim merceğimizin tam ortasında duracak şekilde orada bir evet yerleşmesine sebep oluyor. Biz o bozulan elastikiyeti ve netliği bozulmuş olan lensi çıkarıyoruz ve yerine bu dediğimiz trifokal veya akıllı çok amaçlı, lens çok dediğimiz yönlü merceği yerleştiriyoruz ve bunları tek tek yapıyoruz. Ama şimdi no touch lazerde hastanın iki gözünü aynı gün cerrahi olarak. Bunda evet. önce bir gözü. Evet, bir adaptasyon süreci var herhalde. Adaptasyon sürecinin de ötesinde şimdi düşünün, iki gözünüzü kapatıyorsunuz. Hareket evet, kabiliyetiniz evet. filan zor. Tabii. Bir de hastalar iki gözüm kapandığında daha panik oluyorlar. Tabii, daha doğru. rahat etmeleri doğru. açısından. Hastanın önce bir gözünü yapıyoruz. Zaten bir gün sonra normal hayatlarına dönüyorlar. Normal İkinciyi çok daha güvenli ve daha konforlu yaptırıyorlar. Ondan sonra geliyorlar. Bu birinci gün olabilir. Birinci hafta olabilir. 2-3 gün sonra olabilir. Sonra ikinci gözünü opere ediyoruz. Genelde ameliyat süremiz 5-6 dakika civarında. Yine gözünü kapatıyoruz ki hani dışarıdan enfeksiyon olur, bir şey çarpar falan, biraz korumak gerekiyor. Tabii, biraz mutlaka. Onlara destek olmak gerekiyor. Ameliyat sonrasında kullandığımız bazı damlalar var. Tedricen azalıyor zaten bunlar. Ondan sonra da günlük hayatlarına bu lensleriyle, yani göz içine koyduğumuz akıllı lensleriyle devam ediyorlar ve daha konforlu, daha rahat, hayatlarını daha keyif içinde sürdürecek bir hem görsel görüntü. Olarak hem fonksiyon evet, olarak evet, aslında. Evet. Hocam şimdi özellikle çocuğu olan izleyicilerimiz bize hep sordukları bir soru var. Çok fazla tablet ve cep telefonu kullanımı var. Ben biraz önce 40 yaşta bozulmaya başlıyordu dediğim aslında eski jenerasyondu belki de. Şimdi telefona ve bu tablet bilgisayar kullanımına bağlı olarak göz hastalıklarının yaşı biraz daha erkene geldi diyebilir miyiz? Böyle bir tespitiniz şimdi, var mı? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir defa tablet kullanımı demek ya da bilgisayar kullanımının ya da cep telefonu hepsi aynı kategoride düşünülebilir bir şey bu. Burada göz kırpma sayımız azalıyor biraz. Çünkü birincisi. Odaklanıyoruz, evet, sabitleşiyoruz evet. değil mi? Şimdi göz kırpma sayısı azaldığı zaman bizim esasen gözümüz, birazdan da değineceğim, dışarıya en açık, en savunmasız organımız. Mesela ceketimizi giyiyoruz, ayakkabı giyiyoruz, başımıza bere takıyoruz, soğuk oluyor, kar maskesi takıyoruz ama gözümüze bir şey takmıyoruz. Doğru. Gözümüz esasen dışarıdan gelecek bütün o maddelere karşı savunmasız. Doğru. Ama gözyaşımız inanılmaz bir şey. Bu, burada sabahtan akşama kadar gözyaşını konuşabiliriz. Gözyaşı muazzam bir şey. İçinde mikrop öldürücü özellikleri var. İçindeki sıvı sadece bir tek komponentten oluşmuyor. Yağ var, buharlaşmayı önlüyor. Orada tutunmayı sağlıyor. Küçük defeklerin kapatılmasını sağlıyor. Müsin dediğimiz bu sümüğün ana maddesidir. Orada küçük defekler, travmaların hemen onarılmasını sağlıyor. Ve bizim ışık gelirken saçılmadan gözün içine girmesini ve gözün beslenmesini sağlıyor. Şimdi şöyle düşünün. Korneanız şeffaf. Şimdi vücutta damarın girdiği her doku renkleniyor. Bakın elinize, cildinize. Aynen. Peki
korneamızda damar yok. Nasıl besleniyor? Evet. İşte gözyaşıyla en çok besleniyor ve gözün bu renkli kısımla beyaz kısmının birleştiği yerdeki damarlarla hocam besleniyor. Aslında şu an bu anlattığınızdan şunun önemini daha çok anlıyorum. Suni gözyaşı kullanımı mesela siz hekimlerin çok önerdiği gerekli hastalara tabii bir şey. Hani insanlar onu çok fazla böyle önemsemiyorlar. Doğru, doğal bir şey gözyaşı. Doğru. Ama gözyaşı olmaksızın ne kadar hayatınızı devam ettiremezsiniz. Bakın şimdi bu stüdyoda bile bunu deneyebilirsiniz. O yüzden boşuna katmayın. Bu da mesajımız olsun evet, değil mi hocam? Doğru. Şimdi şöyle düşünün. Bir dakika bile gözünüzü açık tutamazsınız kırpmadan. Doğru. Yani ne görüntü netleşir ne siz rahat olabilirsiniz. Kuruluk olur, batma olur, yanma olur. Ve özellikle işte tablet kullanımında bu fazla miktarda. Bu birincisi. İkincisi uzak doğudan gelen yayınlarda ve özellikle Çin'den gelen yayınlarda görüyoruz ki bu tablet kullanımının göz numaralarını 0.25-0.50 kadar arttırabildiği böyle bir şey var. Tabii sadece bunlar değil, kilo alıp verme, vücudun su hocam, tutması. Hocam kilonun ona da mı etkisi var? Tabii ki var? Şimdi şöyle düşünün, vücudunuz kilo aldığı zaman sadece bir yeriniz almıyor, genel beden olarak alıyor. Yine gebelikte, hamilelik döneminde vücut su tuttuğu için numaralarda ufak tefek değişiklikler olabiliyor. Ama bunlar genelde gebelikte olanlar geri dönüşüyor. Çünkü siz bunları vücuttan su olarak atınca tekrar normal haline dönüyor. O nedenle ben zaten çocukların gereksiz bu gerek bilgisayar olsun gerek cep telefonu olsun tabii ki kullanacağız. Günümüzün şartlarında zaten bunları kullanmaksızın yapabilmemiz mümkün değil. Artık sadece cep telefonu bir cep telefonu özelliğini taşımıyor. Birçok özelliği doğru taşıyor. Birçok şey yapabiliyorsunuz. Ama bunları gereksiz çok fazla kullanmamak lazım. Gerekli ölçüde kullanmak lazım. Peki hocam lazım. Şunu sormak istiyorum. Hastanın bir tane göz kusuru var. Miyopu var diyelim ama ileride hipermetrop kusuru da buna eklendi. Ama miyop için de lazer uygulamasıyla tedavi görmüştü. Mükerrer bir tedavi görebilir mi yani başka bir sorunu için? Şimdi, hipermetrop için de yeniden tedavi olabilir sizi mi? Sizi şöyle destekleyeyim. Şimdi bundan 20 sene önce lazer ameliyatı ile miyopundan kurtulmuş bir hasta düşünelim. Ve hastanın yaşı ilerledi, yakını çıktı. Elbette buna yine refraktif testlerine bakıp hastanın gözü uygunsa yine lazer de yapılabilir. İlaveten akıllı lens de konabilir. Yani orada hastanın göz bebeğinin ışık, karanlıkla ilişkisi, lensinin durumu, burada bir lenste bozulma var mı? Bunların hepsinin beraber değerlendirilip elbette ki bazı hastalara yeniden lazer yapabiliyoruz. Bazı hasta gruplarına da akıllı lens takabiliyoruz. Yani bizim daha önceden bir lazer operasyonu geçirmiş olmamız daha sonradan bir ameliyat yapılmasına engel bir durum değil. Peki hocam katarakta yine ileri yaşta birçok kişinin karşılaştığı göz sorunlarından, doğru, hastalıklarından doğru bir tanesi. Bu lazer tedavisini görmüş kişilerde ileride katarakta oluyor mu? Önlemiş oluyor mu kataraktını veya daha fazla katarağa yatkın oluyorlar gibi bir şey söyleyebilir miyiz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Demin fizyolojisini anlatırken size lensin değişimlerini, esasen lensin içindeki su miktarı da azalıyor. Ve daha sert bir hale geçiyor. Sonra daha mat bir hale geçiyor ve bizim kataraktımız oluşuyor. Eğer biz yakın ve uzak problemi nedeniyle 40 yaşından sonra akıllı lens taktırarak bu problemden kurtulmuş isek zaten lensimiz olmadığı için bir daha bizde katarak olmaz. Şimdi bunu tespit edelim. İkincisi eğer daha önceden bir lazer operasyonu geçirdik, zaman sürecinde bu lensimizde bozulmalar oldu, deforme oldu önce, daha sonrasında işte matlaşmaya başladı, yani katarakt olmaya başladı. Bu hastalara yine normal, klasik katarakt cerrahisinin bazı özel formülleri kullanarak o da eski yapıyoruz oranla çok konforlu hale geldi tabii değil ki mi hocam katarakt cerrahisi? Şimdi katarakt cerrahisini yine damla anestezisiyle yapıyoruz. Yine gözünü kesmiyoruz. Herhangi bir iğne yapmıyoruz. Burada o gözün içinde bulanıklaşmış, matlaşmış merceği çok küçük parçalara ayırarak eritelim, öyle düşünelim. Vakumla emiyoruz ve gözün içine eğer hasta
hem uygun hem de istemişse akıllı lens oraya yerleştiriyoruz ve hastanın hem kataraktından kurtulmasını, hem miyopundan, hem hipermetropundan, hatta astigmatından kurtulmasını sağlayarak böylece hastanın daha iyi, daha konforlu ve daha keyifli her mesafede görmesini sağlıyor. Evet, tam her mesafe demişken hocam, uzağı biliyoruz, uzak göz kusurunu, yakın göz kusurunu biliyoruz. Orta mesafe göz kusuru nedir? Böyle şimdi, bir kusur var şimdi mı? Şimdi eskiden tabii teknolojik donanımlar azken biz yakından kastettiğimiz okuma gözlüğü. Yani şu mesafede 35 santim civarında bir okuma gözlüğünden bahsediyorduk. Ama bugün özellikle masaüstü bilgisayarların mesafesi aşağı yukarı bir kol boyu. Yani bu 50 santim civarında diyelim. İnsanlar şöyle okumuyor ama böyle yazıyor. Dolayısıyla burada bir mesafe sorunu çıkıyor. İşte mesela bu masaüstü bilgisayar kullanımının hepsi bir orta mesafe sorunu. Veya bayanlar özellikle daha fazla mutfakta, mutfak tezgahında çalışıyorlar. Şimdi şöyle bir mesafede şöyle yapıp çalışmıyorlar. Kol boyunda çalışılıyor. Kol boyunda çalıştığınız zaman bu mesafe bazen 50 santim, bazen 45, bazen 60 santim. Dolayısıyla şöyle bir okuma gözüyle bunu yapma şansınız çok olası değil. Ya sizin yaklaşmanız ya o tezgahın kalkması gerekiyor. Bunlar da çok kolay şeyler değil. Orta mesafeden kastettiğimiz genelde 45 santimle 80 santim, 1 metre arasındaki bölgeyi biz kastediyoruz. Bu bölge bizim orta mesafemiz. İşte akıllı lenslerle bu mesafeyi de çözmüş olduk. Çözmüş olduk. Böylece tam Joker gibi valla hocam. Koyduğu yerde oraya ramplesi oluyor ve hallediyor oradaki sorunu. Doğru. Teşekkür ediyorum hocam. Çok önemli şeyler anlattınız. Bilmediğimiz bir sürü yeni teknolojiden de sayenizde haberdar olduk. Tekrar bekliyoruz sizi. Evet, Nilüfer Zaman devam ediyor. Evet, mutfağımızdayız. Mürvet Hanım harika bir şekilde köftelerimizi yapmış. Bakar mısınız? Doğal çanakları var köftelerimizin. Evet, doğal çanaklarımızı yaptık püreden. Üzerlerine de yine köftelerimizi yuvarladık, koyduk. Şimdi burada sosumuz var. Sosuna ne kattınız? Domates rende. Bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçası. Azıcık karabiber ve kekik. Harika. Sos. Üzerine sosunu koyalım beraber. Oh, ne güzel gözüküyor. Şimdi bunu kızgın fırınımıza atacağız. Daha sonra orada şeyimiz var ya, kaşar peynirimiz rende. Onu en son kızarmasına yakın tekrar üzerine vereceğiz. Çok lezzetli bir ana yemeğimiz oluyor. Yani hanımlara alternatif yemeklerimiz. Olmaz mı? Sebzesi var. Evet, her şeysi var. Vitamini. Eti var. Maydanozu var. Zaten püreyle, patatesle, köfte gayet, inanılmaz gayet yakışıyor. Faydalı, evet. Sarımsak, soğan, bunlar hepsi faydalı. Ellerine sağlık. Bakalım nasıl olacak, inşallah beğeneceksiniz siz de. Göreceğiz birazdan, beğenmez olur muyuz? Pişmemiş hali bile o kadar güzel ki insan kendini zor tutuyor şöyle ucundan tadına bakmamak için. Evet, gayet güzel durdu inşallah. Ellerine sağlık. Bir de ayran aşı çorbamız var. Evet, o da var. Onu da hemen karıştıracağım zaten, çok bir iş kalmadı onun. Tamam, o zaten hazır. Soğuk. Kasede soğuk. O şekilde bunu fırına vereceğiz. Daha sonra yine ekrana alırsınız siz bunları. Harika. Ben o zaman konuğuma hemen merhaba tamam diyorum. Canım. Daha fazla tamam bekletmiyorum. Biz seni buradan zaten izliyor olacağız. Ve Gökhan Duman'la bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bilmiyorum, ben Gökhan Bey bir daha benimle yayın yapar mı diye düşünüyorum. Neden böyle söylediğimi hemen anlatayım. Biz Gökhan Bey'le birlikte bir programa konuk olmuştuk efendim. Mutfaktaydık. Yıllar önce. Evet, yıllar önce bana bir hamur açma görevi vermişti sevgili şefimiz. Ben hamuru açarken bir bardak koca suyu Gökhan Bey'in ve zarafeti anlatırken üzerine boca etmiştim. Tam zarafet derken o suyun üstüne dökülmesi. Evet. Ben bir daha bir araya gelelim diye su döktüm arkanızdan Gökhan Bey. Ne güzel olmuş. Bugün için. Ha, büyük keyif sizinle ve zarafetinizle yeniden karşılaşmak. Çok teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten öyle. Evet, bugün aslında bu sanki böyle günlük bir konu değilmiş gibi algılanıyor ama aslında gerçekten zarafet günlük bir ne konu. Ne güzel değil söylediniz mi? Çok yani, doğru. Sabah gözünüzü güne açtığınızda aynen o zarafetle uyanmak. Kesinlikle. Hani denir ya bazen, güzel değil, işte şey değil ama acayip bir zarafeti var. Evet. Ne demek önce? Zarafeti önce bir konuşalım. Evet, aslında söz, tavır ve davranışlardaki incelikler diyoruz. Çünkü her şeyin bir adabı var. Gerçekten yani en basitinden şu suyu içmenin, şu bardağı tutmanın, bir iş görmenin, bir söz söylemenin, hayatta her şeyin bir adabı var. Bunu
o şekilde yaptığınızda zaten insanlar üstüne yoğun ve güçlü bir etki bırakıyorsunuz. Bu çok önemli. Bu gündelik hayatın içinde de öyle, iş yaşamına geldiğinde durum daha da değişiyor. Dolayısıyla da ben kısaca zarafeti böyle yorumluyorum. İşte kullandığınız kelimeler, o beden diliniz, elinizi kolunuzu, oturma kalkmanız, belki birazdan burada uygulamalar yapacağız. Evet, evet. Şimdi ben mesela otomatik olarak şöyle oturdum. Hiç bozmayayım. Kameraman arkadaşlarım beni göstersinler. Evet. Şu an ben doğru bir oturuşta mıyım mesela, veya neleri düzeltmemiz lazım? Hemen başlayabiliriz mesela. Tabii, burada. Onun şimdi küçük bir kuralı var. Doğru, ama mesela şunu yaptığımızda mesela kadınlar özellikle hafif yan oturduğunda beden dili bize diyor ki bir kadın hafif yan oturduğunda daha ince görünür. Çünkü genetik olarak kadın düz oturduğunda olduğundan biraz daha kilolu gibi görünebilir. Fakat hafif yan oturduğunda daha ince bir resim verir diyor. Bakın bu çok önemli. Bu bir. Diyor hanımefendiler, yan oturmak daha ince gösteriyor. Aynen, bu fotoğraflar için de kesinlikle, o zaman bize bir tüyo olmuş olsun. Kesinlikle öyle. Ve de diyor ki ilk intibada diyor sağ bacağı solun üstüne atıp, yani şu sağ bacağını solun üstüne atıp. Evet, ben öyle şu yapmışım. Aynen öyle. Şu bacaklarda birbirine paralel olursa bu şekilde ve eller de şu şekilde, bu bir kadının, evet aynen öyle. Ben bu da olur. Belki yapmışım. Bacaklar, bir ayaklar birbirine biraz daha yakın. Şöyle evet belki. İşte şu an verdiğiniz resim bir kadının, dünyanın her yerinde bu arada, verdiği en zarif oturma resmidir. Zaten şu oturuşa galiba İtalyan oturuşu mu deniliyordu, değil mi? Bunun bir adı vardı hatta ama. Hatta İtalyanlar onun arkayı biraz dolaştırıyorlardı. Evet, ama bu bana hiç şık gelmiyor. Bu bayağı. Evet, hatta beden dilinde de bu, eğer kol kavuşturmayla da bitişikse biz ona iletişime kapalı diyoruz. Ama şu duruş bütün şıklığıyla zarif. Aa, çok önemli bir şey. O zaman mesela birisi iş görüşmesine gitti ve karşısında mülakat yapan kişinin karşısında bu şekilde oturduğunda aslında iletişimini kesinlikle daha başta bitirmiş mi oluyor? Aynen öyle. Bacakları bacak bacak üstüne atmış, omuzlar düşmüş, kollar kapalı. Değil, iş görüşmesinde biz herhangi bir yer noktada da karşılaşsak herhalde iletişime kapalı, kimseyle görüşmek istemiyor. Belki bazen çok mutsuz ya da çok içine kapanık diye yorumlar yaparız. Çünkü bilinçaltı çalışıyor hepimizde. İlk intiba diyoruz ya, ilk 250 milisaniye göz açıp kapadığımız andan ibaret. Yani kafamı çevirdim, sizinle göz göze geldim, duruşunuzdan hemen beyin sizinle ilgili bir şeyler kodluyor. Eğer o anı iyi yönetmişseniz, güzel oturmuşsanız, dik duruyorsanız, yüzünüzde ufaktan bir tebessüm varken konuşurken, diyorum ki çok güçlü, kendine güvenen, bu çok önemli. Çünkü özellikle iş görüşmelerinde kendine güvenmesi kişinin çok önemli. Böyle bir kadın ya da adam var diyorum. Görüşmeyi artı birle başlatıyorum sizinle. Ama tam tersi ise o zaman o eksiği yıkması gerekiyor karşısındaki kişinin. Evet, o zaman benim üzerimden gittik, tekrar benim üzerimden gidelim. Kıyafet seçimi de bu şeyin bir bütünü. Çok önemli. Evet, siz beni yorumlayabilirsiniz. Evet, çok şimdi açık olun. Eleştiriye açık biriyim. Hiç hataları söyleyebilirsiniz. Şöyle ki bir kere saç makyajdan başlıyoruz. Bir kere siz kendi saçınızın rengini bulmuşsunuz. Nedir bize yakışan renk? Yüzümüzü canlı göstermesi, gözlerimizin parlıyor olması, o tazeliği hissediyor olmak lazım. Saç rengimizle o uyumu yakalayabilmek için. Size baktığımda ben bunu çok net görüyorum. Gözlerinizin içi parlıyor. Hafif bir makyaj var ki burada çok ışık var sevgili seyirciler, mecburen ekran önündeyken. Evet. Yani bu benim günlük makyajımın aslında çok biraz daha üstünde. Da üstünde, evet. Ama çok doğal. Mesela o çok önemli. Zaten imaj kuralları dünyada diyor ki kadının çok makyajlı olmasıyla günlük yaşamda hiç makyajsız olması imaj kırıcıdır diyor. Yani imajı zedeleyen bir şeydir. Yani o sıfır makyaj da doğru bir şey değil. Hani ben doğalım, sıfır makyaj gittim, o da aslında doğru bir yöntem. Özellikle değil. Ama hani hayatın içine karıştıysanız, belli alanlarda olacaksanız o gün içinde. O yüzden hafif bir günlük makyaj sizi daha güçlü gösterir, daha fresh gösterir. Çünkü gün içinde hani kadının böyle bir avantajı var. Biz beylerde de işte kirli sakal kullanıyorsak o sakalların artık uçları kıvrılmamış olması gerekiyor. Çok temiz, düz akıyor olması gerekiyor o sakalın. İşte saçımızın yine bazen biz beyler bir gün önceden jöleli saçlar işi kolaya gelip düzeltmeye çalışırız ama o dökülmeler, pul pul hemen kendini belli eder. O önemli. Renk olarak da ben şunu söylüyorum. Çok basit bir kural var. Mesela burada da birkaç renk var. Yaparız şimdi beraber. Yapalım birlikte de bir yandan. Evet. Tabii ki. Yani mesela bir rengi aldık diyelim. Birazdan kıyafetleri göstereceğim ama bunu şimdi bizi izleyen hanımlar, beyler de yapabilirler. Hanımlar da kural şu. Makyajsız olmaları çok önemli. Makyajı çıkarıyorlar. Gün ışığında aynayı karşılarına koyuyorlar. Bir rengi boynunun altına tuttuğunda, az önce size söylediğim gibi, evet tutun. Evet, yüz parlıyorsa, eğer daha canlı gösteriyorsa, gözler ışıldıyorsa, olduğundan daha genç gösteriyorsa doğru rengi giymiş demektir. Fakat bunun tam tersi ise, mesela bu renk size olmalı. Bir daha tutun.
tutuyorum. Yok, bakın olmadı mesela. Sizi kapattı, o enerjiyi aldı. Daha mat bir görüntü verdi size. Demek ki ne diyelim, bu koyu mavi gibi. Evet, demek ki sizin renginiz değilmiş. Evet. Bu kadar basit. Beyler de aynısını yapabilirler. Renk konusunda bu çok güzel bir alıştırmadır her zaman. Evet. Tabii nereye... Bunu makyajsız yapıyorduk. Makyajsız yapıyoruz. Bu çok önemli. Çünkü bazen mesela şöyle iltifatlar alırız. Mesela bakın yine sizin renginiz. Yine yüz canlandı. Evet. Parıltı. Zaten soft benzer renkler. Tonlar. Evet. Hani hemen yüzünüzde o canlılığı verdi. Evet. Bazen bir kıyafet giyersiniz. Çıkarsınız dışarıya. Birisi size der ki bugün ne kadar güzel görünüyorsun der mesela. İnsan kendini bile bazı kıyafetlerde daha iyi hisseder. Aynen öyle. Hı-hı. İşte o zaman doğru kıyafeti giydiniz demektir. Fakat biz karşılaştık ve size dedim ki kıyafetiniz ne kadar güzel. Kıyafetiniz parlıyor. Ne güzel bir rengi var. Demek ki o zaman kıyafet güzel ama sizin kıyafetiniz değil. Çünkü doğru kıyafet sizi daha güzel gösterir, hı-hı, sizi ön plana çıkarır. Çok önemli bir şey. Kıyafeti övüyorlarsa kıyafet güzel, siz değil. Evet. Sizi övüyorlarsa kıyafetten dolayı doğru seçimi yapmışsınız. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu da çok güzel bitiyor oldu bizim için. Burada da böyle parçalarımız var. Hı-hı. Burada gömleklerimiz var. Özellikle şimdi bu mevsimde biz beylerin biraz daha spor şık olması için, hı-hı, iyi bir jean ya da kanvas bir pantolonun üstüne bir tane gömlek atıp Oxford tipi, yine benim ayağımdaki ayakkabıların birçok rengi var. Hı-hı. Bunu giydiğinde bir beyefendi her zaman şık olabilir. Hı-hı. Üstüne bir ceket atıp akşam bir kokteyle de katılabilir. Hanımlara geldiğimizde ise şimdi biraz koyu renklerimiz var. Evet, şunu sorayım. Aslında siyah. Yani özellikle tüm kadınlar için ama Türk kadınlarının çok çok tercih ettiği bir şey. Evet. Kilo kapatıcı, aynen işte saç öyle, rengini ortaya çıkarıcı. Ne giyeceğim ben mesela bakarım bazen diyecek bir şey bulamadım dediğimde sonra kendimi siyah bir şeyle dışarıya çıkmış çok olarak doğru bulurum. Nedir sembolü siyah? Ne ifade eder? Şimdi sembol siyah rengin anlamına baktığımızda renklerin bir anlamı var. Zarafetin simgesidir. Hı. Öyle söylerler. O yüzden gece kıyafetlerinde işte siyah biraz da küpür varsa, hı hı, çok asil görünür. Asaletin, zarafetin, biraz gizemin rengidir. Hı hı. O yüzden gece kıyafetlerinde çok sevilir. Tabii ki siyah bir kıyafet her kadının gardırobunda bir kurtarıcıdır. Fakat mesela burada bir şeye dikkat çekmek, hı hı, istiyorum. Biz giyinirken neye dikkat ediyoruz? Şimdi ben eğitimlerimde de anlatıyorum. Zarafet eğitimlerinde de imaj önemli bir yer kapsıyor. Bu işin bir matematiği var. Bakın şimdi burada kollar, yani omuz kısmı, hı hı, daha nedir? Daha bol, değil mi? Hı hı. Evet, bunu biraz kimlerin tercih etmesi gerekiyor biliyor musunuz? Hı hı. Mesela omuzları daha küçük ama kalça bölgesi daha belirgin kişiler vardır. Hı hı. O dengeyi yakalayabilmek için eğer omuzlarınız düşükse, omuzlarınız bedeninize göre daha küçük kalıyorsa o zaman omuz detayı olan, hı, mesela vatkalar da onun içindir. O orantıyı sağlayabilmek için. Aynen öyle. Ha. O beden orantısını sağlayabilmek içindir. Burada da böyle bir parçayı tercih ediyorsa kişi mutlaka buna dikkat et. Zaten omuzları belirginse bir de ekstra omuzlarına çok detay iri veren gözükebilirsiniz. Aynen. Bu sefer de olduğundan daha iri gösterir kendisini. Evet. Yine beyaz da aslında siyah gibi çok tercih ettiğimiz renklerden bir tanesi. Beyaz için ne dersin? Tam da yaz rengi. Tam yaz rengi. Evet. Çok çok şık bir beyaz gömlek her kadının gardırobunda olması gerekiyor. Her mevsim giyebilir. Beyaz artık eskiden böyle daha yaz rengiydi ama artık kışın da tercih edebiliyoruz. Hı hı. Yine bununla yine akşam bir yere gidebilir. İş için çok ideal. Günlük iş, hı hı, kullanımında çok ideal. Üstüne bir ceket atabilir. O yüzden de beyaz her zaman kurtarıcı. Evet, onun siyah için. Siyah ve beyaz. Ama beyaz bir elbise görüyorum ki cesur bir elbise. Nerede? Hemen önünüzdeki. Ha, evet. Bakıyorum, baktım. Evet. Bir kere biraz boy ister. Şimdi işte elbisenin modeli, kalem elbise, işte o kilo orantısının kişinin boyuyla kilosunun çok orantılı olması gerekiyor ben ki. Ben size dediğim bu tam sıfır beden elbisesi. Değil mi? Aynen vallahi öyle. Zaten kumaş da öyle. Yani 36 falan da kurtarmaz. Gerçi hayır, zaten kumaş da öyle. Hani yine şey olsa diyelim ki, daha bol bir model olsa yine tercih, evet, edilebilir. Ama böyle stretch bir olduğu için. Aynen, stretch bir kumaşta her kusursuz detay gözükecek. Aynen öyle. Gerçekten kusursuz olmak lazım. Ya ben hep onu yine söylüyorum. Güzel, yani insanın elbisesi, kendi vücudunu tanıması aynen o öyle kadar önemli bir şey ki. Biraz yürüyüşten de bahsedelim mi? Hatta çanta da var. Bir çantayla da bir şeyler tabii yapalım. Hemen yapalım. Madem çantamız da var burada. Şimdi şöyle bir çanta takma modeli gelişti. Evet, aslında eski İstanbul hanımefendilerinde bu varmış. Evet, eski resimlere baktığımızda, eski Türk filmlerine bakmamız yeterli bunun için zaten. Ama biz hatayı nerede yapıyoruz sizce? Bunu taşırken hangi hatayı yapıyoruz ki gördüğümüz resim çok hoş değil dışarıda? Evet, az önce yaptınız. Evet, bu. Bu el açıkta ve çanta burada yürüdüğümüzde
Bu hiç hoş olmayan, hiç zarif olmayan bir resim. Evet. Bir emanet. Bazen burada kahve bardağı falan görüyorum ben böyle. Hani yürürken onlar. Ama bunun doğrusu nedir? Ya yukarıya doğru ya içe doğru. Bu el kol kapandığında işte çok zarif bir taşıma şekline dönüşüyor bu. Tabii burada bu çanta belki bunun için çok da ideal olmayabilir. Bir tık daha küçüğü daha ideal olabilir. Burada taşıyacaksak bu çantanın bazen görüyorum çok büyük bir çantayı buraya alıyor. Biraz kalça problemi de varsa burada da kocaman bir çanta ne oluyor? Daha geniş bir görüntü veriyoruz. O yüzden de bu önemli. Peki evet aslında bu çanta tam olarak taşıdığınız öyle şekliyle çok ideal bir çanta. Aynen çok şık taşıma şekillerinden biridir. Evet bu arada bir şey dikkatimi çekti. Etkin dinleme yapıyorsunuz ya yıllardır programda buyurun yaptığınız için. Hafif bir öne eğim var. Evet. Şimdi yürürken onu toparlamamız gerekiyor. Aynen öyle. Omuzlarım biraz daha dik. Evet çantam yanımda. Hemen ayak bu uçlarım konuda Türkiye'nin bence bir numarası Seda Sayan'dır. Değil mi? Gerçekten onun üzerine dik yürüme de bence kimse yok. Yayın boyunca da. Yayın boyunca evet da gerçekten çok takdir etmek lazım. Çünkü hiç kolay bir hiç şey değil. Hiç kolay değil. Doğru. Ama farkındalık. Hı-hı. Alışkanlığımız gelişirse çünkü ileride başka ağrılara. Bir de aslında boy bile uzuyor baktığınız zaman. Kesinlikle ve dışarıdan bakıldığında kendinden emin, özgüveni yüksek birisini görüyoruz karşımızda. Biliyorum. Haydi sevgili bakalım. Izleyenler. Ayak uçları mutlaka karşıyı gösterecek. Beylerde bazen şunu görüyoruz. Hı. Şunu. V şeklinde açma. Evet. Bazen hanımlarda da var. Hanımlarda da bazen içe basma görüyoruz. Hı-hı. Şu. Bunlar mutlaka çözülebilir şeyler. Bunu da yine eğitimlerde anlatıyorum ama doğrusunu ayak uçlarım karşıyı gösterecek. Kollarım biraz salınacak. Ve her zaman karşıya bakacağım. Evet işte bu. Oldu mu? Ve sağ ayağınız öndeyken sol tarafınızdan döneceksiniz. Sol ayağınız bir dakika onu da yapalım. Geldiniz. Mesela sağ ayağınız öndeyse solunuzdan döneceksiniz. Oo, evet. Ne kadar detaylar sol var. Sol ayağınız önde kalmışsa ve bir an seslendim size Nilüfer Hanım dedim. Hop. Sağ taraftan döndünüz solunuz öndeyken. Oo, bakın resim ne kadar şık oluyor böyle dikkat ettiğimizde. Gerçekten bunu hiç bilmiyorum. Sağ ayağım önde kaldığında sol tarafınızdan dönersiniz. Diğer... tabii şunu yaptığınız zaman zaten çok kötü bir görüntü hem oluyor. Hem görüntü olarak evet kötü oluyor. Biz biraz tezcanlıyız ya böyle şeylere dikkat etmiyoruz. Ama her beden dilinin her hareketi bizimle ilgili insanlar üstünde bir mesaj evet veriyor. Bir de şu mankenlerin yaptığı catwalk denilen kedi evet yürüyüşü var. Evet. O herhalde çok günlük hayat için çok uygun değil. Ben bazen dikkat ediyorum. Dışarıda yapmaya da böyle yürüyen yürüme zor. Özellikle İstanbul'daki kaldırımlarda. Yani o, biraz daha şöyle çapraz çapraz aynen, çok atarak doğru bir yürüme aynen modeli. Öyle. Hatta ayak dizden biraz yukarıya kırılır. Ha, evet şu, şöyle iterek. Şu. Evet, evet aynen bu. Evet. İşte bazen gelinlik giydiğinde hanımlar söylüyorum. Şeyi tekmelemeleri gerekiyor. Evet o kabarık o, gelinlikleri öyle yani o catwalk'u orada evet, biraz orada yapmak lazım biraz ki dolanmamak için evet, değil mi? Zaten şimdi hanımlar altına spor ayakkabı falan giyiyorlar. Çok hı-hı güzel yorumluyorlar. Hı-hı. Görüyorum. Ah ne güzel çok bir keyifli söz geldi. Şimdi mesela benim şu an üzerimde olan kıyafetin de altına çok fazla spor ayakkabısıyla evet kullanıp onu günlük hayata yansıtan kesin var. Çünkü bu bayağı payetli pullu bir elbise. Evet. Normalde çok günlük hayatta bizim alışık olmadığımız doğru, bir elbise. Doğru. Hatta ben bile hani normalde yayınlarda bile bu kadar şey yapmıyorum ama o moda olduğu için ben de biraz böyle hani daha parıltılı evet, tercih ediyorsunuz. Evet biraz doğru daha parıltılı. O konudaki biraz sabit fikirlerimi kırdım. O yüzden de giyiyorum. Çok da aslında hoşuma da gitti çok şey olarak. Çok yakışmış bu arada. Renk de çok güzel. Parıltı da çok güzel. Tek olması hani işte alt farklı renk üst farklı parıltı olsaydı o zaten çok istediğimiz bir şey değil ama dümdüz akıyor. çok renk olarak da size çok uymuş. Bu çok güzel. Evet çok güzel bir spor ayakkabıyla da bunu yorumlayabilirsiniz. Akşam bir kokteyle katılabilirsiniz. Gündüz için payet yine belki biraz abartılı olabilir ama akşam bir kokteyle katılacaksınız özellikle yaz akşamı bir doğum gününe katılacaksanız o zaman spor ayakkabıyla kombinleyip çok daha spor şık bir hale getirebilirsiniz evet bunu. Ayakkabıların topuğunda da mesela şimdi kalın topuk da var ince evet topuk da ama sanki zarif olmanın yolu hep ince topuktan geçiyor gibi geliyor bana. Ama eğer yürüyemiyorsak da o ha, topukla tabii şimdi bu sefer de yaratmak istediğimiz şey şimdi sadece duracaksa görüntü olarak çok güzel ama yürümeye başlayıp da o sendelemeler o hı-hı özgüvensiz duygu yüklendiği an üstündeki kıyafet de dünyanın en güzel kıyafeti olsa bile görünmüyor. O yüzden giyeceğimiz yükseklikte topukluyu tercih edelim. Hı-hı. Dolgu topuk evet belki ama yazlık elbiselerde çok güzel dolgu topuk. Evet benimki dolgu topuk. Stiletto giyecekse mesela de evet mesela sizin ayağınızdaki de daha ha, altı tabanlı platform. Aynen öyle çok rahat demeyelim giyilebilir. Evet. Oradaki kuralımız bu. Giyebileceğim yükseklikte bir de evde
lütfen çalışsınlar. Topu aldığınız topuklu ayakkabıyı hemen alır almaz dışarı çıkmayın. Evde onu biraz giyin. Mümkünse o halıyı da biraz kaldırın. Evde onu bir deneyin. O bir ayak alışsın ona. Evet. Ondan sonra hemen o aldığınız an gideceğiniz yere giyerek gitmeyin. O önemli. Evet. Yine bilekten bağlı ayakkabıları da sormak istiyorum size. Benimki de bilekten bağlı ama benimki biraz aşağıdan bağlı. Mesela çok şurayı kesen ayakkabıları tercih etmeyin derler. Evet. Şimdi burada boy unsuru devreye giriyor. Eğer hani boyla ilgili bir sıkıntımız yoksa, hani kıyafetin uzunluğu da burada çok önemli. İşte biraz diz üstündeyse, boy da varsa hiç problem değil. Ama eğer boyumuz kısaysa biz zaten akmasını istiyoruz. Hatta diyoruz ki boyunuz kısaysa işte V yaka giyin mutlaka. Boyun görünmeli. Boyu kısa olan kişilerde. Kısa V yaka. Evet, V yaka. Boyunu hiçbir zaman kapatmayın. Kısa boylar için bu çok önemli. Mümkünse tek renk giyin diyoruz. Yatay şerit asla tercih etmeyin. Mümkünse illa giyeceksiniz dikey şeritler olsun. Daha uzun göstersin diye. Ve lütfen bilekten bağlı ayakkabı tercih etmeyin. Aynen. Tokalaşmak da ilk intiba için çok çok önemli. Çok. Yine iş görüşmesi olabilir, yeni tanıştığınız biriyle olabilir, dostunuz olabilir, televizyonda bile olabilir. Aynen öyle. Orada yapmamız gereken ne? Hem kadında hem erkekte kural hiç değişmez. Kendinden emin. Avuç içleri birbirine değecek. Göz teması kurduk. Gökhan Dumanlı. Dedim. Evet. Siz, evet, çok güzel. Soyadı mutlaka kullanmalı mıyız? Çok güzel bir tüyo verelim mi? Bana şunu çok söylüyorlar. Gökhan Bey, bana hemen sen diyorlar. Bu rahatlığı nereden buluyorlar? Birçok insan bu konudan çok rahatsız. Gerçekten de birisine sen demek için izin almamız gerekir. Bu çok önemlidir. Ama ben diyorum ki mesafenizi duruşunuzla, kullandığınız kelimelerle çizebilirsiniz. Şimdi özellikle kendinizi tanıştırmanız gerektiğinde ben Gökhan ya da ben işte Ayşe diye tanıştırdığınızda o bana bir süre sonra sen diyebilirsin mesajı verir. Ama ben Gökhan Dumanlı, işte ben Nilüfer Batur dediğinizde bana siz diyiniz mesajı veriyorsunuz karşı tarafın bilinçaltına. Bu çok önemli. Mesela beni bir şey rahatsız ediyor. Bilmiyorum burada izleyicilerimiz de hemfikir mi? Bazen meslekleriyle birlikte, yani hani tabii ki bir ortamda ve mesleğine gittiyseniz elbette ki mesleğiyle zikreder ama hani ben hiçbir zaman şunu yapmadım. Sunucu, reklamcı Nilüfer Batur. Ama mesela hani doktor Murat. Doktor, avukat, doktor. En çok iki doğru, meslek grubunda. Mühendislerde de evet var. Yani hani ortam ne kadar böyle hani rahat bir ortam bile olsa, mesela bir arkadaşınız doğum gününde tanıştınız, gayet bir eğlence ortamı. Evet. Ama orada bile bazen meslek grubuyla yapılıyor. Yanlış. Doğrusu şu. Şimdi hepimiz bir alandayızdır. İşte ben eğitimciyimdir. Siz beni birisiyle tanıştırırsınız. Kendisi de eğitimle ilgileniyordur. O zaman tanışırken dersiniz ki işte Gökhan Bey, Mehmet Bey de işte sağlık sektöründe ya da eğitim sektöründe. Bu çok şık. Niye? Bizim tanışıklığımızda sohbet konumuz olsun. Ama benim kendimi tanıştırırken İşte eğitimci demem, kişinin doktor demesi hiç hoş değil, doğru da değil zarafet kurallarına göre. Evet, son dakikalarımız ama şunu da sormak istiyorum. Bazen böyle oturabiliriz de. Tabii, bu arada kitapları da getirdim. Evet, hayırlı uğurlu olsun çok teşekkür ederim. İşte farkı sen yarat. Evet, iş hayatının incelikleri. Burada hayata dair incelikler var. Burada da çocuklar için yazdığım ders kitapları var. Harika, ne kadar hazır güzel. Okullar da kapandı. Bu yıl okullarda okutuldu. Ama tüm kitapçılarda satılıyor. Yaz tatilinde 1. sınıftan 4. sınıfa kadar her sınıf için ayrı düzeyde değerlerimiz ve görgü, aileler alıp birlikte içindeki etkinlikleri yapabilir, hikayeleri okuyabilir. Çünkü çocuklar için bu çok önemli. Özellikle de çağımızın çocuk ve gençlerinin birden fazla seçimle karşı karşıya çok kaldıkları, doğru. Kendileri için neyin doğru neyin yanlış olduklarını seçebilmeleri için değerlerini açıklığa kavuşturmaları çok önemli. Bu kitaplar onlar için yazıldı. Diliyorum ki tüm Türkiye'deki okullara da ulaşır ve çocuklarımıza ışık olur. Ama ailelere de hemen şunu söylüyorum. Çocukta görmek istediğiniz davranışlar, tanışın, ta kendisi olmak zorundasınız. Harika. Kısacık bir araya gideceğiz ama araya gitmeden önce hemen şunu söylemek istiyorum. Gökhan Bey'i bırakmayacağım. Birlikte, eğer onun da müsaadesi olursa, birlikte keyifle kapatacağız. Ve bize şöyle bir özet yapmasını isteyeceğim. Bir kadının sahip olması gereken 5 zarafet kuralını kendisinden rica bakalım edeceğim. Birazdan Nilüfer zamanıyla tekrar karşınızdayız. Evet, mutfağımızdayız. Yemeklerimiz pişti. O gördüğümüz malzemeler nereden ne hale geldi şu kabiliyetli ellerle. Ay canım benim, teşekkür ederim. Dop doluydu değil mi burası? Vallahi çok ne güzel bir oldular. Bir sürü çeşit vardı. Aynen. Evet. Gördüğünüz gibi 2 saatte hanımlar çorbamızı yaptık, tatlımızı yaptık, köftemizi yaptık patatesiyle birlikte. Bunun yanına garnitüre bile gerek yok. Zaten garnitürü altında değil kesinlikle mi? Kesinlikle içinde hepsi güzel.
Harika. Hepsi tamam. Harika görünüyor. Evet, bir de şöyle 5 tane şunu zarafetle yemenin. Önce hemen reklam öncesindeki 5 kuralımızı verelim. Bir, kullandığımız kelimeler çok önemli. Ağzımızdan çıkan kelimelere dikkat edeceğiz. 2, ses tonumuz çok önemli. Beden dilimi etkin kullanıyor olmam çok önemli. Tabii ki imaj, yani kılık kıyafet ve de etkili bir yürüyüş. 5 tane önemli tüyo verdik. Evet. Bunlara dikkat ettiğimizde çok şık, çok zarif bir resim vermiş oluruz. Evet, aynen. Güzel. Çok acayip, kusursuz, güzel olmaya gerek kesinlikle yok. Bunlar bir araya geldiğinde çok alımlı, tercih öyle edilebilir. Kesinlikle. Tercih edilebilir doğru bir kelime olmadı aslında. Yok, insanlar üstüne etkili etki bırakabilir. Evet, doğru çünkü kelime bu. Evet. Evet. Bugünü böyle birlikte kapatalım. Çok güzel bir gün. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben de size teşekkür ediyorum. Ben evet, bugün en önemli şeylerden biri de, özür dilerim sözünü kestim. Gerçekten sözcüklerin sihri var. Doğru, değil mi dedik biz de dua enerjisiyle evet, başladık. Evet, dua enerjisi çok, çok güzel önemli. Geçti. Çok. Biz yarın yine buradayız efendim. Bekleriz. Saat buranın enerjisi de çok güzel. Çok kesiyorum. Buranın enerjisi çok yüksek. Çok güzel. Evet, güzel. O zaman buraya kaldım. Bekliyoruz efendim yarın da sizleri. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.